Günaydın sevgili seyirciler. Yeni yılın ilk haftasını geride bırakırken 5 Ocak 2018 Cuma gündemiyle yaklaşık 3,5 saat sürecek olan birlikteliğimiz başlıyor sevgili seyirciler. Hemen ilk olarak bugün neleri takip edeceğiz onu sizlere anlatarak sıcak gündeme ve bütün ayrıntıları size anlatmaya başlayalım sevgili seyirciler. Bugün gündemde neleri takip edeceğiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Fransa'ya hareket edecek. Bu hareketinden önce de yapacağı açıklamalar ve Fransa ziyaretinde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilecek ve baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan Macron. Daha sonra heyetler arası öğle yemeğinde de bir araya da gelecekler. İki Cumhurbaşkanı daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek sevgili seyirciler. Dün biliyorsunuz Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alınmıştı. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beşiktaş Belediyesi'ni ziyaret edecek ve muhtemel burada gerçekleştireceği basın açıklamasını da takip ediyor olacağız gün içinde. Başbakan Binali Yıldırım hamam önünde Mehmet Akif İnan Vakfı ve Hizmet Binası'nın açılışına katılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise son dönemde yaptığı açıklamalarda tepkileri üzerine çeken isimlerden biriydi. Soylu, şehit Fethi Sekin için düzenlenecek anma törenine ve İzmir Uyuşturucuyla Mücadele ve Güvenlik toplantısına katılacak. Şehit Fethi Sekin polisimizi hepimiz hatırlıyoruz. Hala daha hafızamızda. Geçen yıl bugün İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirecek bir saldırıyı son anda fark ederek elindeki silahıyla müdahale ederken kameralara görüntülenmişti. Ve gerçekten Fethi Sekin'in gerçekleştirdiği o mücadeleyle de özellikle adliye baskını çerçevesinde yapmak istedikleri eylemi gerçekleştirememiş olmuştu terör örgütü mensupları. Ve Fethi Sekin özellikle terörle mücadelenin simge isimlerinden bir tanesi olmuştu bu olay sonrasında. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 4 mevsim Uludağ çalıştayı, hızlı geçiş sistemi HGS açılışı ve Uludağ Milli Parkı turizm tesisleri temel atma törenine iştirak edecek sevgili seyirciler. Sonraki gündemimize bakalım neler yansıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti teşkilatlarını ziyaretlerini sürdürüyor. 1071 proje ve hizmetinde açılış ve temel atma törenine katılarak burada halka hitap etmesi bekleniyor Devlet Bahçeli'nin. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Yeşil Fakıbaba çeşitli temaslarda bulunacak. Çay sektörü ve su ürünleri sektörel değerlendirme toplantılarına da katılacak. Buralardaki açıklamalarına da birlikte bakacağız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'sa PTT Hamamönü Şubesi açılışı ve PTT Mehmet Akif İnan Vakfı indirimli kart projesi protokol törenine katılıyor. Buradaki gündemi de takip ediyoruz. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak 2017 yılı birleşme ve devralma görünüm raporu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim-Aralık dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketiyle haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Dünyadaki Cennetimiz Aile başlıklı Cuma hutbesinde konuşuyor olacak. Tepkilerin dinmek bilmediği Diyanet çerçevesinde bakalım aile meselesine ilişkin hangi açıklamaları yapacak? Özellikle son fetvalara ilişkinde bir öz eleştiri gerçekleşecek mi ona bakmak istiyoruz. Öyle ümit etmek istiyoruz en azından. FETÖ davaları takip ediliyor ağır ceza mahkemelerinde. Birçok ilde gerçekleşiyor bu davalar. Ve spordan başlığımızsa basketbolda Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş İspanya'nın Baskonia takımına konuk ediyor. Basketbol severlerinde bu noktada önemli bir gündemi olacaktır diye düşünüyoruz. Peki tarihte 5 Ocak gündemine neler yansımış? Dilerseniz o notlarımıza gelin birlikte bakalım. İlk olarak 1919 5 Ocağı'na gideceğiz. Alman Nasyonel Sosyalist Partisi'nin kuruluşu var. 1921'de Çerkez Ethem ve kardeşleri işgal kuvvetlerine sığınıyorlar. 1922'de Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu yine bir 5 Ocak tarihine denk geliyor. 1929'da Anadolu Bağdat ve Mersin Tarsus demir yollarıyla Haydarpaşa Garı devletleştiriliyor. Genç Cumhuriyet'in önemli hamlelerinden biri olarak da tarihteki yerini alıyor. 1930'da Sovyetler Birliği'nde tarımın
kolektivizasyonu başlıyor. Tarım reformu çerçevesinde de Sovyetler Birliği'nin dikkat çeken hamlelerinden biri olarak yer alıyor. 1961'de Yassıada duruşmaları devam ediyor. 6-7 Eylül olayları davası sonuçlanıyor. Sanıklardan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve eski İzmir valisi Kemal Hadımlı mahkum oldular. Aynı gün Fuat Köprülü ile Fahrettin Terim Gökay da Yassıada'dan tahliye edilen isimler olduğu 1-5 Ocak tarihinde yine. 1968'de Çekoslovakya Komünist Partisi liderliğine Aleksandr Dubček getiriliyor. 1981'de ise Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü kutlamaları 1981 Atatürk Yılı adıyla başlıyor yine 1-5 Ocak tarihinde. 1987'ye geldiğimizde 86 Mayıs ve Haziran çay sürgünlerinde radyasyon bulunuyor. 56 bin ton çay imha ediliyor. 2004 yılında ise AKP grup yönetimi meclis kulisinde bulunan Mareşal üniformalı Atatürk resmini kaldırarak yerine sivil bir Atatürk fotoğrafı asılması önerisinde bulunan Adıyaman Milletvekili Fehmi Hüsrev Kutlu'nun grup disiplin kuruluna sevkine karar veriyor. 2004'te ise ekonomiye ilişkin önemli bir veri 5 Ocak'ta TL'den 6-0 atacak yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor sevgili seyirciler. 2007'de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Emre Taner Teşkilat'ın 80. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada ulus devletin tehdit altında olduğunu ifade ediyor. Taner, Türkiye'nin gerek stratejik gerekse jeopolitik önemi nedeniyle kendisini hiçbir zaman olayların akışına bırakma ya da bekle gör tavır al taktiğiyle sınırlama lüksüne sahip olmadığını belirttiği açıklamasında yalnız savunma pozisyonunda olmak Türkiye'ye haiz şartlar nedeniyle kabul edilemez bir davranış olacaktır görüşüne yer veriyor 5 Ocak tarihli gün tarihteki notlarımız arasında. Ve 2017 yani geçtiğimiz yıl bugün İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motosikletli Şahinler timinde görevli 43 yaşındaki Fethi Sekin yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısına bizatihi müdahale ederek o uzun namlulu silahlarla bombalarla adliyeye gelmiş teröristlerle çatışıyor ve maalesef bu çatışmada şehit düşüyor. Rahmetle, saygıyla anıyoruz değerli polisimizi. Bugün gün içinde İzmir'de de Fethi Sekin polisimizi anma törenleri adliye önünde. Hatta dünden beri bu etkinlikler başladı. Özellikle son 2 yılın önemli 2 tane simgesi. Bir Ömer Halis Demir 15 Temmuz gecesi, bir diğeri de elindeki yani trafik polislerinin kullanabileceği çapta bir silahla müdahale etmesi, o cesareti görmesi ve üstüne üstüne yürümesiyle de Fethi Sekin polisimiz gerçekten son derece önemli bir vatanseverlik görevini o noktada yerine getirmeyi, gözünü kırpmadan yerine getirmeyi bilmiş isimlerden biri olarak halen kalbimizde ve olmaya devam edecek. Başta Fethi Sekin olmak üzere vatan mücadelesinde şehit olan tüm şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Gerçekten halen daha gecenin soğuğu, sıcağı, yazın o dayanılmaz sıcağında ya da bugünlerde kışın bu dayanılmaz soğuğunda polisimiz, askerimiz, korucumuz hala görev başında ve terörle mücadeleye devam ediyor. Hepsini Sayın Fethi Sekin polisimizin nezdinde de saygıyla selamlamış olalım bir kez daha yayınımızın başında sevgili seyirciler. Peki son 24 saatte neler oldu? Dilerseniz o gelişmeleri anlatarak devam edelim. Günün önemli haberi dün akşam saatlerinde geldi. İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı görevden aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kendisine destek olmak için belediye binası önünde toplananlara seslendi. Kararın kendisine tebliğ edilmediğini vurguladı ve milletin verdiği emaneti millet alır ifadesini kullandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın bu şekilde görevden alınmasının doğru olmadığını söyledi. Beşiktaş Belediye Başkanı hakkındakilerin hepsi bir iddia diyen Perinçek, mahkeme kararı olmadan bir belediye başkanını görevden almak hukuka aykırı, çok yanlış işler yapılıyor. İdarenin bu tür uygulamalara girmesi doğru değil değerlendirmesinde bulundu.
İran'daki gelişmelere geçiyoruz. İran'daki hükümet karşıtı gösteriler sona erdi. Amerika kışkırtmalarıyla protestolara sahne olan ülkede olaylar tersine döndü. Hemen hemen her kentte devrime bağlılık ve milli birlik yürüyüşleri yapıldı. Milyonlarca İranlı meydanlarda toplanarak hükümeti destekledi. İran iç işlerine karışmakla suçladığı Amerika hakkında Birleşmiş Milletler'e şikayette bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Oshiro, Trump yönetiminin İran'la ilgili açıklamalarının kınanmasını istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'daki protestolar üzerinden Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan'ı eleştirdi. Üç ülkenin protestoları alevlendirecek açıklamalar yapmasına tepki gösteren Macron, "Neredeyse bizi savaşa götürecekler" ifadesini kullandı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne destek ziyaretinde bulunan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, emperyalizmin bölge ülkelerinin işbirliğine hedef aldığını söyledi. Ziyaretten dolayı teşekkür eden İran Büyükelçisi Muhammed İbrahim Fard da bölge ülkelerinin emperyalist saldırılara karşı bilinçlendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran'a yönelik dış müdahalenin ters tepeceğini söyledi. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin de konuşan Kalın, Türkiye'nin PKK-PYD konusundaki çizgisinin değişmeyeceğini yineledi. Orta Doğu ve terör uzmanı İsmail Dost, İran'daki olayların Birleşmiş Milletler'de yapılan Kudüs oylamasının bir yansıması olduğunu belirtti. ABD'nin 128 oyun bedelini İran'a kestiğini söyleyen Dost, olaylarda PKK-PYD'nin rolü olduğunu da ifade etti. Sabahın ilk ışıklarının yansımaya başlamasını bekliyoruz ve bu dakikalarda trafik durumu haftayı geçtiğimiz yılın sonlarında olduğu gibi yine ilk haftayı da %47'ler düzeyinde kapatıyoruz sevgili seyirciler. Anadolu Avrupa geçişine bakacağız. Yine Ümraniye'den başlayan trafik 3. köprü bağlantı yolu ve Kavacı'ya doğru neredeyse zaman zaman durma noktasında. Çamlıca girişi ve Tem bağlantı yolu 15 Temmuz Seyitler Köprüsü için neredeyse o noktada da trafik durma noktasında. Tem bağlantı yolundan ve E5 hattından Gebze yönüne gözümüzü çevirdiğimizde yine sanıyorum Tem bağlantısı üzerinden Gebze'ye daha rahat gidiliyor. Çünkü E5 hattında Maltepe'de hatta Pendik sonrasında ciddi bir yoğunluğun söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Hatta orada noktada E5'ten bağlantı yolunda da galiba bir trafik kazası var. Hemen görelim. Aydınlı Sabiha Gökçen yönü sağ şerit trafik kazası nedeniyle birinci şerit trafiğe kapalı. Bu güzergahı kullanacak seyircilerimizi de uyaralım. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü köprü üzerinde giriş ve gelişte akıcı bir görüntü sergiliyor sevgili seyirciler. Avrupa yakasına bakalım. Avrupa yakasında da yine gözlerimiz her sabah olduğu gibi aynı noktalarda. Hatta bugün biraz daha yoğunluğun daha fazla olduğunu görüyoruz bu noktalarda. Haramidere bağlantı yolu Esenyurt'tan Mahmut Bey çıkışı itibariyle neredeyse uzayan bir trafik söz konusu. Avcılar demeyelim artık herhalde ona. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Sefaköy Havalimanı kavşağı yönü son derece yoğun görüntü. Tam tersi yönde de trafiğin yoğunlaşmaya başladığı dakikalar. Yine E5 hattında Şirin Evler Zeytinburnu Cevizli Bağ Haliç ve sonrasında Şişli'ye kadar uzanan bir yoğunluğu barındırıyor. Tam tersi yönde yine havalimanı kavşağında Şirin Evler noktasında trafiğin tıkandığını görüyoruz. Havalimanı kavşağı ve sahil şeridi ise rahat bir görüntü sergiliyor. Mahmut Bey'den de Bayrampaşa hattında her gün gördüğümüz trafik yine mevcutluğunu korurken Gazi Osman Paşa Kağıthane kavşağı itibariyle de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde trafiğin yoğunlaşmaya başladığı dakikalar olarak gözümüze çarpıyor. Evet, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınması sonrası gözler yine Beşiktaş'a çevrilmiş olacak. Gün içinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, yarın Sayın Genel Başkanımız İstanbul'a gidiyor, Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve orada bu konuda bu haksızlığı bütün Türkiye'ye ve dünyaya Genel Başkan'ın ağzından bir kez daha duyuracağız dedi. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında hukuk yoktur. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içerisindedir. Açık bir şekilde kendi belediye başkanlarıyla yaptıkları kirli pazarlığı bize de teşmil etmek istemişlerdir.
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan kamuoyuna çıkıp demiştir ki kendi belediye başkanlarına ya istifa ya mahkeme demiştir. Sonra da bize dönüp bu kirli pazarlığı bize de tavsiye ederek siz de belediye başkanlarınıza bu muameleyi yapın. Yoksa bunlarla ilgili de yasal işlem başlatılacak. Hiçbir hukuk devletinde, hiçbir ahlak sınırları içerisinde kabul edilebilecek bir ifade ve tutum değildir. Ne demek? Bir belediye başkanı istifa ettiği zaman eğer ortada bir suç varsa suç ortadan kalkıyor mu? Bu nasıl bir kirli pazarlıktır? Biz böyle bir kirli pazarlığın parçası olmayacağız dedik ve çok açık bir şekilde belediye başkanlarımızın verilemeyecek hiçbir hesabı yoktur dedik. Hala da bunu söylüyoruz. Beşiktaş Belediyesi ile ilgili geçen hafta açıkladığımız İçişleri Bakanlığı yazısı bir kumpasın suçüstü halidir. 1 Aralık tarihli yazıda İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğine diyor ki ben Beşiktaş Belediye Başkanı'nı görevden uzaklaştıracağım ama gerekçe bulamıyorum. Adliyeye git gerekçe bul. Bu bir hükümet kumpasıdır. Bu hükümet belediye başkanlarına, seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kurmaktadır. Bu hükümet eliyle kumpastır. Beşiktaş Belediyesi'ne hükümet eliyle kumpas kurulmuştur. Ataşehir Belediyesi'ne hükümet eliyle kumpas kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere hükümet eliyle kumpas kurulmaktadır. Bu kumpasçı hükümet o beldede oy verip belediye başkanını seçen halkın iradesini gasp etmiştir. Bu bir milli irade gaspıdır. Belediye başkanlarına dönük bu haksız, adaletsiz, hukuksuz saldırıları cesaretle göğüsleyeceğiz. Daha önce de söyledik, belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Varsa bir hesap gidersiniz yargıdan, hesabını sorarsınız. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın suçlu olduğunu gösteren ellerinde bir delil ve belge bulamamışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedeceğini anlayan hükümet, kumpas yoluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kurtarma yolunu seçmektedir. Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan aleyhine gerçekleştirdiği parti grup toplantısındaki iddialar sonrasında özellikle bu süreç hareketlenmişti sevgili seyirciler. Yani AKP'nin bütün bunlara karşı yanıtı gibi de kamuoyunun algıladığı bir nokta var. Esasen ama Bülent Tezcan da açıkladı, hukukçuların ortak kanaati bu işler böyle hukuksuz gitmemeli. Bundan sadece ve sadece Türkiye yara alır görüşü herkeste genel hakim hava. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından saat başında Günaydın Türkiye'de birlikte olacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden herkese merhaba. Son tahminlerle karşınızdayız ve önümüzdeki 3 günlük periyottaki hava durumunu inceleyeceğiz bu videoda. Bakalım Cuma günü hava nasıl olacak? Cuma günü yurdun özellikle iç kesimlerinde ve doğu kesimlerde yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yükseklerde ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülürken diğer kalan alanlarda yağmur şeklinde görülecek kuvvetli yağış alanları var. Mersin ve Adana çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir. Mersin'in ve Adana'nın yüksek kesimlerinde ise bu yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilir. Batı kesimlerde herhangi bir yağış beklentisi yok. Yer yer çok bulutlu, yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak Cuma günü için. Cumartesi günü yağışlı alan artık neredeyse ülkeyi terk edecek. Sadece Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yer yer hafif yağmur geçişleri göreceğiz. Onun dışında kalan alanlarda çok bulutlu, yer yer parçalı, yer yer az bulutlu bir hava hakim olacak. İç ve batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde ise sise ve pusa karşı sürücülerimizi, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bunlar görüşü azaltan hadiseler olduğu için. Pazar gününe bakalım. Pazar günü ise yurt genelinde herhangi bir yağış beklentisi yok. Bütün yurtta hava parçalı az bulutlu olacak ama yine iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sise ve pusa karşı dikkatli olmakta fayda var diyelim ve 3 büyük ilimizin ayrıntılı tahminleriyle videomuza devam edelim. İstanbul'da yağış beklentimiz yok önümüzdeki 3 günlük periyotta. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıklar 12-14 derecelere kadar çıkarken en düşük sıcaklıklar
7 derecelere kadar geriliyor İstanbul'da. Ankara'da ise yine yağış beklentimiz yok ama özellikle cumartesi ve pazar günü gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olabilir başkentte. En yüksek sıcaklıklar 8-10 derecelere kadar çıkarken en düşük sıcaklıklar 0'ın altında 1 ile 2 derece arasında değişiyor. İzmir'e bakalım. İzmir'de de herhangi bir yağış beklentisi yok. Az bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıklar 12-16 derecelerde, en düşük sıcaklıklar ise 6-8 dereceler civarında değişecek. Yurt genelinde sıcaklıklara değinecek olursak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek sıcaklıklar. Son tahminler böyleydi. Hoşça kalın. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz sevgili seyirciler. 5 Ocak 2018 Cuma günü ve gündemiyle. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la telefonda görüştü. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün gerçekleşen görüşmede ikilinin İran, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Suriye ve Yemen'deki gelişmeleri konuştuğu kaydedildi. Johnson'la Tillerson'ın İran ve bölgedeki protestolara ilişkin derinlemesine yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada ikili ifade özgürlüğü hakkının önemi üzerinde de hemfikir olduklarını bildirdi. İkili ayrıca İran'daki insan haklarının ve gösteriler yönetilirken bu durumun yakından takip edilirken tamamıyla saygı duyulması gerektiğini ifadelerini kullandı. Açıklamada görüşmede Johnson'ın ülkesinin İran'ın nükleer anlaşmasına yönelik bağlılığının yanı sıra İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu eylemleriyle ilgilenilmesi konusunda ortakları ve müttefikleriyle çalışmaya devam ettiği yinelediği duyuruldu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Orta Doğu krizinde ise ikili Yemen'de siyasi bir çözüme varılmasını amaçlayan süreci ilerletmenin önemini ele alırken Suriye'de de siyasi sürecin tekrardan canlandırılması ihtiyacını görüştü. Bakanlar ayrıca yasa dışı nükleer programı sona erdirme konusunda Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti üzerindeki baskıların da sürdürülmesinde mutabık kaldılar. ABD Başkanı Donald Trump'la Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki telefon görüşmesinde ise Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları süresince iki ülkenin ortak düzenlediği askeri tatbikatların geçici süreyle durdurulmasına karar verildiği bildirildi. Trump ve Güney Kore lideri görüşmesinin ardından bir yazılı açıklama yaptı. Beyaz Saray açıklamada iki liderin Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatları boyunca olimpiyatların güvenliğine odaklanabilmek amacıyla ortak askeri tatbikatlara ara verme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Öte yandan Pentagon'dan yapılan açıklamada da başkanın bu konuda almış olduğu kararı destekliyoruz ifadesine yer verildi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'de düzenlenecek 2018 kış olimpiyatlarına heyet gönderebileceğini belirterek bu konuda Seul'le görüşmeleri açık olduklarını bildirmişti. Güney Kore'de gelecek ay düzenlenecek kış olimpiyatları öncesinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa ziyareti öncesi verdiği röportajda hassas mesajlar verdi. Suriye konusunda ABD'yi teröristlerle yan yana olmakla suçladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa TF1 ve LC1 kanallarına verdiği röportajda gerçekleştireceği Fransa ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. IŞİD'le başka bir terör örgütüyle işbirliği yaparak mücadele edilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, biz ABD ile stratejik ortağız fakat PKK-PYD ve YPJ ile Suriye yerleşti. Kim var bunların arkasında? ABD'nin desteği var. ABD bu terör örgütlerine 3000'e yakın tır içinde silah göndermiştir, zırhlı taşıyıcı ve tank göndermiştir. Siz bir yandan terör örgütlerine destek vermeyin diyeceksiniz, öte yandan da DAEŞ terör örgütüyle başka bir terör örgütüne destek vererek mücadele edeceksiniz. Sayın Trump'a bunların hepsini söyledim. Neden bu mücadeleyi terör örgütleriyle beraber sürdürüyorsunuz dedim. Maalesef bir sonuca varamadık. Bugün bile ABD askerleri bu teröristlerle yan yana görünüyor, birlikte fotoğraf çektiriyorlar.
ABD bayrağı terör örgütlerinin bayrağının yanında sallanıyor. Tüm bunlar kabul edilemez. Türkiye'nin 2015'teki göç ve sığınmacı krizinde büyük bir sorumluluk göstermesiyle Avrupa'dan bunun karşılığında ne istediğini sorulması üzerine Erdoğan, sınır kontrolörü konusunda biz Avrupalılardan çok şey istemedik. Biz onlara sizin sınırlarınız sizler için ne kadar önemliyse bizimkiler de bizim için aynı derece önemli. Şu anda Suriye ile sınırımız 911 kilometre, Irak'la sınırımız 350 kilometre. Ben sınırımı korumak için gerekli adımları atmalıyım. Fırat Kalkanı operasyonu bu nedenle gerçekleşti değerlendirmesinde bulundu. İran'la ilgili son gelişmelere dair görüşlerini de aktaran Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü, Ruhani'nin kendisine endişelenecek bir durumun olmadığını söylediğini aktardı. Ruhani'nin halka verdiği mesajların ve gösterilere karşı tutumunun tamamen demokrasiye uygun olduğunu belirten Erdoğan, görüşmede Ruhani'ye halkın taleplerini dikkate alması gerektiğini ifade ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'nin demokratik bir tutum içinde olduğunu gözlemlediğini ve polislere halka karşı silah kullanılmaması emri verdiğini hatırlatarak ülkede hafta sonuna kadar durumun normale döneceğine inandığını bildirdi. ABD hükümeti İran'ın uluslararası balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle 5 kuruluşu yaptırım listesine ekledi. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nden yapılan açıklamada yaptırım uygulanacak 5 kuruluşun İran'ın balistik füze programı için kilit role sahip olduğu bildirildi. Bu enstitülere ilişkin olarak 5 kuruluşun hali hazırda yaptırım listesinde bulunan Şahit Bekare Endüstri Grubu tarafından kontrol edildiği kaydedildi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu yaptırımlar İran rejiminin İranlı vatandaşların refahından daha fazla öncelik verdiği balistik füze programı için anahtar role sahip kuruluşları hedef aldı. İran hükümeti ve devrim muhafızları ordusu İranlılar çile çekerken yabancı militanları, terör gruplarını ve insan hakları ihlallerini finanse ediyor ifadesini kullandı. OFAK'ın yaptırım kararının İran'daki rejim karşıtı protestoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik eleştirilerinin ardından gelmesi dikkat çekti. Trump geçen hafta başlayan protestolara yönelik açıklamasında rejimin yolsuzluklardan ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizm harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestoları ile ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor değerlendirmesinde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Pakistan'a güvenlik yardımını da askıya aldığını duyurdu. Bakanlık sözcüsü Nört günlük basın briefinginde ABD ile Pakistan arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nört, Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan'a güvenlik yardımını askıya alıyoruz ifadesini kullandı. Pakistan'ın teröristlere güvenli bölge oluşturmaması gerektiğini öne süren Nört, Pakistan'la ikili ilişkilerimizi tekrar yenilemeyi ümit ediyoruz diye konuştu. Nört ayrıca İran'daki protestolarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İran'da göstericilere yönelik şiddet olaylarının yakından takip edildiğini iddia etti. Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve 1000 civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkimiz var. Rejimin kurbanlarına unutulmayacaksınız şeklinde verdiği mesajda dikkat çekti sevgili seyirciler. ABD Başkanı Trump hükümeti ayrıca açık denizlerde petrol ve doğalgaz arama üretim faaliyetlerine izin vermek için bir plan oluşturulduğunu açıkladı. Özellikle bu plan çerçevesinde gözler Ege ve Akdeniz'e de çevrildi. ABD İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pasifik ve Atlantik okyanuslarıyla Meksika Körfezi kıyılarında petrol ve doğalgaz araması sondajı ve üretimine izin vermek için Amerika'nın açık deniz petrol ve doğalgaz potansiyelini serbest bırakmak adlı 5 yıllık bir plan hazırlandığı bildirildi. Söz konusu bölgelerde enerji firmalarının kira sözleşmesi yoluyla arama, üretim ve sondaj yapabileceğinin kaydedildiği açıklamada plan sayesinde Alaska açıklarında 19, Pasifik Okyanusu'nda 7, Atlantik Okyanusu bölgesinde 9 ve Meksika Körfezi açıklarında 12 sahanın petrol ve doğalgaz faaliyetlerine
açılacağı bilgisine yer verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD İçişleri Bakanı Ranzinke, enerji kaynaklarımızı sorumlu ve güvenli ve düzenlemelere uygun şekilde geliştirmek ekonomimiz ve enerji güvenliğimiz açısından önemli ifadesini kullandı. Açıklamada planla ilgili olarak ABD kamuoyunun, şirketlerinin ve kuruluşlarının 16 Ocak'tan itibaren görüşlerinin alınmaya başlanacağı bilgisi de paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar'ı görevden aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar ve iki belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği uzaklaştırma kararının gerekçesi ise henüz açıklanmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında FETÖ suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Soruşturmayla ilgili basına düşen haberlerde eski İhale Komisyonu Başkanı Heyecan Halime Şahin'in savcıya verdiği ifadede Hazinadar'ın FETÖ'cülere yardımda bulunduğunu söylediği kaydedilmişti. Gün içinde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar da soruşturma kapsamında kendisi, eşi ve oğluna yurt dışı yasağı konulduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar kendisine destek olmak için belediye binası önünde toplananlara seslendi. Kararın henüz kendisine tebliğ edilmediğini vurgulayan Hazinadar, milletin verdiği emaneti millet alır dedi. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde bunun tezahürü de milletin verdiği emaneti ancak ve ancak millet alır. Henüz şahsıma tebliğ edilmemiş olmasına rağmen sizlerle beraber basından öğrendiğim görevden uzaklaştırmama dair karara ilişkin söyleneceklerin birçoğunu bugün basın toplantısında paylaştım. Çok zor şartlarda siyasetin, merkez siyasetinin yerel yönetimler üzerinde kurduğu hiçbir dönemde görülmemiş bir vesayetin altında bu emaneti hakkıyla yerine getirmeye, hizmet etmeye çalıştık. Merkez siyasetinin, Ankara siyasetinin yerel yönetimler üzerinde kurduğu tahakkümün, vesayetin kötüye kullanımının birçok örneğini birlikte yaşadık. Aileleri bu işlere karıştırmayın. Bugün hakkımdaki iddialara ilişkin, hakkımda belediye başkanlığı sıfatımla ilgili açılmış tek bir dava bulunmamaktadır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar'ın bu şekilde görevden alınmasının doğru olmadığını söyledi. Beşiktaş Belediye Başkanı hakkındakilerin hepsi bir iddia diyen Perinçek, mahkeme kararı olmadan bir belediye başkanını görevden almak hukuka aykırı, çok yanlış işler yapılıyor, idarenin bu tür uygulamalara girmesi doğru değil değerlendirmesinde bulundu. İran'daki hükümet karşıtı gösteriler sona erdi. Amerika kışkırtmalarıyla protestolara sahne olan ülkede olaylar tersine döndü. Hemen hemen her kentte devrime bağlılık ve milli birlik yürüyüşleri yapıldı. Milyonlarca İranlı meydanlarda toplanarak hükümeti destekledi. Ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek başlatılan protestolar sona erdi. Açıklamayı İran Devlet Televizyonu'na konuşan Devrim Muhafızları Komutanı Ali Caferi yaptı. Caferi haberi bugün fitnenin sona erdiği gündür sözleriyle duyurdu. İranlı komutan olaylardan Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezi olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı. Bugün fitnenin sona erdiği gündür. Öte yandan İran'da Amerika ve İsrail'in kışkırtmaları tersine döndü. İran halkı sokaklara çıktı, hükümeti destekledi. Ülkenin pek çok kenti devrime bağlılık ve milli birlik yürüyüşlerine sahne oldu. Milyonlarca İranlı meydanlara indi. Kitlesel gösterilerde hükümete destek, Amerika'nın kışkırtmalarıyla başlayan protestolara tepki vardı. Kalabalık ellerinde İran bayrakları ve ABD karşıtı dövizlerle tepkisini gösterdi. Hükümete destek verilen kentler arasında Ahvaz, Abadan, Gorgan, İlam,
Erak, Hürrem, Abat, Kirmanşah, Buşehir öne çıktı. Devrime bağlılık ve milli birlik yürüyüşlerinde meydanlar doldu taştı. İran iç işlerine karışmakla suçladı Amerika hakkında Birleşmiş Milletler'e şikayette bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Hoşro, Trump yönetiminin İran'la ilgili açıklamalarının kınanmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik kışkırtıcı tavrı Tahran'da bardağı taşırdı. İran, ülkesindeki protestolarla ilgili olarak iç işlerine karışmakla suçladığı Amerika'yı Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Galamani Hoşiro, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi. ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde İran'ın iç işlerine müdahale eylemini arttırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence çok sayıda saçma tweetle İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik etti. Amerika'yı uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin prensiplerini ihlal etmekle suçlayan Hoşiro, Trump yönetiminin İran'la ilgili açıklamalarının kınanması çağrısında bulundu. Trump, en son yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde Amerika'dan büyük destek göreceksiniz açıklamasını yapmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'daki protestolar üzerinden Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan'ı eleştirdi. Üç ülkenin protestoları alevlendirecek açıklamalar yapmasına tepki gösteren Macron, "Neredeyse bizi savaşa götürecekler" ifadesini kullandı. NATO üyesi Fransa, Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik tavrını eleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Neredeyse bizi İran'da savaşa götürecekler" dedi. Macron, Elizay Sarayı'nda basın karşısına çıktı. Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika'nın İran'daki protestoları alevlendirecek açıklamalar yapmalarına tepki gösterdi. Macron, İran'la ilişkilerin kesilmesi durumunda şiddetli çatışmaların çıkabileceği uyarısında bulundu. İran'la diyalog içerisinde olunmasının önemine değinen Macron, Tahran'a yönelik uluslararası baskının artırılması ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini kaydetti. Macron, birçok açıdan müttefikimiz olan Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamaları görüyoruz ki neredeyse İran'da bizi savaşa götürecek açıklamalardır değerlendirmesini yaptı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne destek ziyaretinde bulunan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, emperyalizmin bölge ülkelerinin işbirliğini hedef aldığını söyledi. Ziyaretten dolayı teşekkür eden İran Büyükelçisi Muhammed İbrahim Fard da bölge ülkelerinin emperyalist saldırılara karşı bilinçlendiğini vurguladı. İran devletiyle, hükümetiyle ve halkıyla birlik ve dayanışma duygularımızı tekrar iletmek isteriz. Dostlarımızın desteği bu bilincin düzeyini gösteriyor. Vatan Partisi İran'ın Ankara Büyükelçiliğine destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette görüş alışverişi yapıldı. Destek ziyaretinin gerekçesi İran'da son dönemde ortaya çıkan hükümet karşıtı olaylar. Sayın Büyükelçimizin aracılığıyla İran halkının, milletinin ve devletinin yanında olduğumuzu er ya da geç İran devletinin bu Amerika ve İsrail oyununu boşa çıkaracağına olan inancımızı dile getirmek üzere kendilerini ziyaret ettik. Geçtiğimiz 40 yılda bizim birçok sıkıntımız oldu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Amerika'nın bölge ülkelerinin başarılı işbirliğini hedef aldığını söyledi. Bölge ülkeleri, Batı Asya ülkeleri emperyalizme ve siyonizme karşı birlikte hareket ettikçe emperyalistler türlü türlü şeytanlıklarla
bu ülkeleri karıştırmaya çalışıyorlar. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Tahriyan Fard da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Halim Uçak, Kerem Uçak. Teşekkür ediyorum size ve meslektaşlarımıza. İran'daki olayların bittiğini açıklayan Büyükelçi Fard, bölge ülkelerinin emperyalist fitnelere karşı bilinçlendiğini ve olayların önüne geçilebildiğini vurguladı. Bu tamam şu değil. Yetkililerimizden aldığımız bilgilere göre meydana gelen bu sorun bitmiştir. Aslında sevindiricidir ki bölge ülkeleri, milletleri ve devletleri o kadar bilinçlenmiş ki artık yeni bir istikbarın ortaya çıkmasına mani oluyorlar. Yeni komplolara karşı uyarıda da bulunan Fard, Türkiye ile İran'ın ilişkilerinin geliştiğini belirtti, kesintiye uğramamalı dedi. Bu ilişkilerin kesintiye uğramaması için dikkatli ve özenli olmamız lazım. Artık öyle bir ortamda bulunuyoruz ki bölge milletleri artık kendi iradeleriyle kaderlerini belirliyor. Eğer bağımsız olmak isterseniz bunun bedeli olur. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran'a yönelik dış müdahalenin ters tepeceğini söyledi. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin de konuştu Kalın ve Türkiye'nin PKK-PYD konusundaki çizgisinin değişmeyeceğini yineledi. İran'dan Suriye'ye S-400 sevkiyatından kabine değişikliğine yönelik gündemdeki tartışmalar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a soruldu. Alması yönündedir. Biz de bundan sonraki... Bizim için İran'ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir diyen Kalın, İran'a yönelik dış müdahalenin ters tepeceğini vurguladı. Birileri dışarıdan İran'ı karıştırmaya çalışıyor ise bunun ancak ters tepeceğini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan tweetlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Bir diğer gündem maddesi ise 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ydi. Kalın, Türkiye'nin kırmızı çizgisinin net olduğunu belirtti. Çünkü Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez. Suriye Kürtlerini de PYD ya da YPG temsil edemez. Biz PYD ve YPG'nin orada ne tür insan hakları ihlalleriyle, ne tür zulümlerle alan hakimiyeti sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Batı basını bunu görmek istemeyebilir. Çünkü bu Amerika'nın planının bir parçası olarak hayata geçirilmiş bir uygulama. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Sözcüsü'ne yakın dönemde bir kabine değişikliğinin olup olmayacağı da soruldu. Acaba kabine değişikliği var mı? 18 bakanın gideceğine ilişkin bazı haberler ifade ediliyor. Bu konuda yorum alabilir miyiz? Teşekkürler. Ya birileri gene herhalde totoloto yapıyor. Şu anda gündemimizde bir kabine değişikliği söz konusu değil. Yani şu anda gayet iyi işleyen bir hükümet var. Orta Doğu ve terör uzmanı İsmail Dost, İran'daki olayların Birleşmiş Milletler'de yapılan Kudüs oylamasının bir yansıması olduğunu belirtti. ABD'nin 128 oyun bedelini İran'a kestiğini söyleyen Dost, olaylarda PKK-PYD'nin rolü olduğunu da ifade etti. Bu 128 oyun mimarları İran'dan Türkiye'diler. İran'daki olayların perde arkası tartışılıyor. Uzmanlara göre İran'daki olayların bir nedeni de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika'ya karşı yapılan Kudüs oylaması. Mossad'ın hücreleri, CIA'nin yatan hücreleri faaliyete geçtiler ve yavaş yavaş bu masum eylemi halkın pahalıklar üzerinde eylemleri birdenbire müdahalelerle artık bir savaş tarzına geçti. Orta Doğu ve terör uzmanı İsmail Dost, PKK-PYD'nin olaylardaki rolüne dikkat çekti. Şu anda %90 artık hükümet gelmiş birkaç il haricinde. Ama orada da PKK'nın kolunu görüyoruz. Orada da PYD, YPG'nin kolunu görüyoruz. İranlı uzman Dost önemli bir de uyarı yaptı. İran'da başarılı olamadılar. Bunu Türkiye üzerinde denemek isteyebilirler. Türkiye'nin tavrının çok doğru olduğunu da belirten Dost, Türkiye halkının da sosyal medya üzerinden provokasyonlara tepki verdiğini ve İran halkının yanında olduğuna da dikkat çekti. Türk halkı tweetlerle bu bir Mossad, bir CIA'in provokasyonudur. Bu
bir ABD'nin projesiydi İran'a karşı ve bu proje aslında hem İran'adı, bugün İran'ı ise yarın Türkiye içindi. O nedenle gerçekten Türkiye'den çok teşekkür ederim. Ve yazılı basın gündemine bakalım. Sevgili seyirciler, Aydınlık Gazetesi 5 Ocak'taki başlığı ekonomik operasyona önlem manşetini taşıyor. Cumhurbaşkanı baş danışmanı açıkladı vurgusuyla. Ekonomi ülke güvenliği açısından ilk sıraya yerleşti. Üretime dayanmayan sıcak paraya bağımlı ekonomiler ABD'nin hedefi haline geldi. Cemil Ertem Türkiye için acil önlem uyarısı yaptı. Dün yazısını köşemize taşımıştık. Bugün de Aydınlık buradan yola çıkarak bir ekonomik profil çiziyor okuyucularına. Tüm engeller kaldırılmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi baş danışmanı Cemil Ertem, İran'da yapılan kışkırtmada ülke ekonomisindeki zafiyetin kullanıldığını vurguladı. Yaşananların uyarıcı olduğunu kaydeden Ertem, artık ekonomi güvenliği kavramı ülke güvenliğinin ilk sırasındadır. Ekonomi güvenliğinin ilk maddesi de üretimin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır dedi. Üretim bütçesi hazırlanmalı. Profesör Doktor Korkut Boratav da sıcak paraya teslim olmuş ülkelerin güvenlik riski taşıdığını belirtiyor ve Profesör Doktor Oğuz Oyan da dışa bağımlı ekonomilerin ülkeleri dış müdahaleler açık hale getirdiğini söylüyor. Profesör Doktor Aziz Konukman da üretmeyen ekonomilerin ülke açısından güvenlik sorunu yarattığını kaydederek üretim ekonomisi için üretim bütçesi hazırlanmasını istedi diyor haberin ayrıntısında. Bir başka vurgu var. Mustafa Pamukoğlu'nun köşe yazısı. Halk Bankası'nı yıpratmamak gerekir diyor. ABD ekonomik yönden bizi çökertmek için bu davayı kullanıyor ve kullanacak. Ama biz ABD'nin ekmeğine yağ sürmemeliyiz. Bankalarımız ceza alsalar da yıpratmamalıyız diyor haberin ayrıntısında. Atilla'nın avukatı Flaming itirazda bulunacağız. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'deki avukatı Cathy Flaming, jürinin kararını aydınlığa değerlendirdi. Flaming, karar konusunda hayal kırıklığına uğradık diyor. Ancak Sayın Atilla'nın hukuk savaşı henüz bitmedi. Savunma kuşkusuz mahkumiyet için itirazda bulunacaktır. Atilla adını temize çıkartmak için mücadeleye devam edecektir deniyor ayrıntısında haberin sevgili seyirciler. Çok sayıda köşe yazarı bugün özellikle bu dava nispetinde değerlendirmelerde bulunmuş sevgili seyirciler. Güneri Civaoğlu Milliyet'le başlayalım. Örneğin diyor ki az hasar ve onur başlığını kullanmış bugünkü yazısında. Davanın teknik ayrıntılarına girmiyorum. Hukuk dışı yollarla elde edilen kayıtlar Türkiye'den ABD ajanları tarafından kaçırılmış, 50 bin dolar eline tutuşturulmuş, emniyet mensubunun ifadeleri ve diğer hukuk kalitesi tartışmalı dayanaklar yazıldı, konuşuldu. Ancak ortadaki katı gerçeklik jüri kararıdır. Hukuk açısından sonraki aşama bu kararın temizidir diyor köşesinde. Bir de siyasetteki katı gerçeği akıl ışığında değerlendirmek gerekir. Bu kararla Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini daha da gelecek, sertleştirecek adımlar mı atılacak, yoksa sağduyu çizgisinde akıl oyunları mı sergilenecek? Kumpas davası söylemlerinin vurgulanması, ABD'nin Türkiye'yi hedefine koyduğu gibi ifadelere bakarak vitrinde ilk ihtimal görünmekte. Ama Ankara siyasetinin derin kulislerinde bir sessiz ve derinden temas grubu oluşturulduğu, bu grubun Washington'la sorunu çözme, gerilimi düşürme temaslarını başlattığı konuşulmakta. Bir zamanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınında bulunan eski bakanın, şimdi milletvekili inisiyatifinde oluşturulmuş bu grup, Washington muhataplarıyla sorunları başlıklar halinde sistematize ettikleri de sızıntılar arasında. Yani diye yazı devam ediyor. Ayranı kabaran Orta Doğu politikalarının öfke patlamaları, bütün duvarları yıkmak, köprüleri atmak gibi orantısız tepkileri yerine akılcı, sağduyulu ortak zemini oluşturmak yönelişi de söz konusu diyor. Bir Ankara kulisi iddiasını da bu dava üzerinden sayfasında ve köşesinde belirtmiş oluyor sevgili seyirciler. Şeref Oğuz'da Sabah gazetesinde okyanusun ötesi berisi başlıklı yazıda yine bu dava sürecine atıfta bulunuyor. Sabah gazetesinde okyanusun ötesi berisi başlıklı yazısından sizin için seçtiğimiz bölüm. Birleşmiş Milletler'in İran ambargosuna
harfiyen uyan fakat ABD'nin sen satma ben satacağım diyerek uydurduğu kişisel ambargosunu takmayan Türkiye, Halkbank'ın yasal süreçlerde ve Birleşmiş Milletler kontrolündeki petrol ticaretine izin verdi. Trump başkan olunca İran kartı yeniden devreye alındı ve 17 Aralık'ın tezleri ABD yargı salonlarında yenilendi. Halkbank kumpas davasında gelen yargı kararları şeytani dörtlünün son hezeyanı olarak kayıtlara geçmiş oldu diyor Oğuz yazısında. Şeytani dörtlünün içeride saklanan kripto unsurları var olduğu sürece Türkiye'ye yönelik benzer operasyonların süreceğini tahmin etmek zor değil. Bir sonraki adımda mega projeleri durdurma girişimi benzeri eylemlere hazırlıklı olalım. Bankalara ceza kesmek, dış ticaretimizde tarife dışı engelleri görünür kılmak, yüksek büyüme rakamını aşağı çekmeye yönelik algı operasyonları ve daha da tehlikelisi yeni bir 15 Temmuz girişimi dahi beklenebilir diyor. Ancak 1 trilyon dolarlık ekonomisi 84 milyon nüfusu tankın altında yatacak cesaretiyle onları yine durdururuz. Yeter ki pirinç içindeki beyaz taşlara dikkat edelim diyor Şeref Oğuz. Yine bu davadan yola çıkarak yazdığı köşe yazısının bölümünde. Nedim Şener de Posta gazetesinde Amerikan yargısına FETÖ mikrobu bulaştı bir başlıklı yazı kaleme almış. Onun da ayrıntısına birlikte bakalım. Dava siyasi operasyon. Davanın tek sanığı Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın işlediği öne sürülen suçla ilgili neredeyse tek bir delil ortaya konmadı. Rıza Sarraf bile Atilla'ya rüşvet vermediğini açıkça söyledi. FETÖ'cü tanık polis Hüseyin Korkmaz onunla ilgili tek bir delil ortaya koymadı. Ama fatura ona kesildi. Neredeyse tek suçu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olmaktı. Jüri son derece karmaşık ve uzmanlık gerektiren hatta güvenilirliği tartışmalı olan delillere dayanarak aslında soruşturmanın başlangıcında verilmiş olan kararı açıkladı. Davanın Türkiye'ye yönelik siyasi bir operasyon olduğu başından belliydi. Kararın Türkiye'deki siyasetçi ve bürokratları da kapsayacak şekilde başka davaların yolunu açmayı amaçladığı da verilen kararla ilgili savcılık açıklamasının satır aralarında gizli. Bu dava Amerikan yargı tarihine geçecektir. Ama asıl FETÖ mikrobunun Amerikan adaletine bulaşmasıyla anılacaktır diyor Nedim Şener bugünkü yazısında. Yine Posta gazetesinde Rauf Tamer'in sürpriz değil başlıklı yazısına da bu noktada dikkat çekmekte fayda var. Belliydi diyor Rauf Tamer. Durup dururken vizeye ne için yol verdi ABD? Ne değişti? Hangi dağda kurt öldü? Herhalde bunun arkasından bir kazık gelecek demeye kalmadı. Ambargo davasında jüri kararı açıklandı. Ne jüri ama? Günlerce gezip tozdular. Onunla bununla konuştular. Kim bilir ne telkin ve tavsiyeler aldılar. Günler sonra mahkemeye gelip şahsi iradelerini sergilediler. Öyle mi? Yargı değil, tiyatro. Bizim üstad hukukçular ne diyor acaba? Böyle bir mahkemenin yapısı hakkında mesela Sami Selçuk ne düşünüyor? Mesela Hikmet Sami Türk ne düşünüyor? Ha unutuyordum acaba 367 Sabih Kanadoğlu ne düşünüyor? Sırf onlar değil. Mesela eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de fikrini merak etmez misiniz? Sonra önemli meselelerde düşüncelerini söylemeye devam edeceğini duyuran Abdullah Gül'ün de ne düşündüğünü merak etmez misiniz? Bizim stratejik ortağı da maşallah bütün kurumlarıyla birlikte tel tel dökülüyor. Tıpkı onun gibi. Beri tarafta Fransa Cumhurbaşkanı Macron birkaç tutuklunun serbest bırakılmasını Erdoğan'dan pekala rica edebiliyor. Yahu tutuklu hiç ricayla salıverilir mi? Fransa'da böyle mi? Dönelim ambargo davasına. 11 Nisan'da verilecek olan karar bizim iç siyasete yansır mı? Siyasi malzeme olur mu? Siyasi dava dendiğine göre siyasi meze olacağı da muhakkaktır. Milli meseleymiş, kim dinler? Bilakis milli olduğu için zaten tepe tepe kullanılır. Gayrimilli cepheye müjde demiş Rauf Tamer bugünkü yazısında. Evet sevgili seyirciler, konuya ilişkin yazılar böyleydi. Yine Aydın'ın sayfasındaki turumuzu sürdürerek devam edelim dilerseniz. Önemli başlıklar var çünkü. Örneğin mesela kadro isteğine deli muamelesi Aydınlık Özel Haber logosuyla verilmiş.
kadro düzenlemesinden yararlanmak isteyen taşeron işçilerden akıl sağlığı yerinde olduğunu bildirir belgesi istendi. Skandal taleplerle karşılaşan taşeron işçileri isyan etti deniyor haberde. Yine bir diğer önemli haber başlığı Afrin sınırına askeri sevkiyat başlığını taşıyor. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis sınırına aralarında obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı deniyor. İran Büyükelçiliği'ne dayanışma ziyareti Vatan Partisi heyetinin az önce sizlere sunduğumuz ziyareti yine birinci sayfada vurgulanmış. Savaşa hazır olun, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in binlerce askeri hitabında bir emriyle savaşa ve ölmeye hazır olmaları talimatını verdi. Xi'nin ülkenin kurulmasından beri askeri eğitimle ilgili talimatları doğrudan açıklayan ilk lider olduğu öğrenildi. Bir savaşa hazırlık tatbikat eğitimi çerçevesinde Çin ordusunun görüntüleri de sosyal medyada en çok tıklananlar arasında yerini aldı sevgili seyirciler. 2 yıl sonra ilk görüşme Güney Kore ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti sınırındaki iletişim hattının yeniden açılması sonrası ilk telefon görüşmesi yapıldı deniyor. Amerika saldırdıkça saldırdığı ülkeler çevresindeki komşularıyla bölgesel işbirlikleri ve ittifaklarla hatta ABD'den kopan Avrupa ülkeleriyle iletişimlerini kuvvetlendirerek sürdürüyor. Bu sanıyorum bu yıla damga vuracak bir uluslararası bakış açısı gibi gözüküyor sevgili seyirciler. Vatandaşa yapılandırma şoku. Yapılandırılan Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını ödemeye giden vatandaşlar yapılandırmaların haber verilmeden iptal edildiğini öğrendi. Konuyu aydınlığa değerlendiren uzmanlar çok ciddi sayılarda yapılandırmanın bozulduğunu, vatandaşın ödeme zorluğu içinde olduğunu bildirdiler deniyor haberde. Ankara'dan Washington'a sert tepki içişlerimize müdahaledir. New York'ta görülen ABD Atilla'ya karşı davasında jürinin Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'yı suçlu bulması sonrasında Ankara'dan Washington'a Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan açıklamanın ayrıntısı. Bir de sürmanşete bakalım. Bir de Aydınlık logosunun yanında Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı vurgusu var. Aydınlık.com.tr zirve yolunda diyor. Aydınlık internet gazeteciliğinde fark yaratıyor. Haberde gerçeğe olan bağlılığıyla listelerde hızla yükselen Aydınlık.com.tr Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk 15 haber sitesi içinde yerini aldı deniyor haberde. Edebiyatın parlayan ismi Onur Caymaz'da Aydınlık'ta sürmanşetteki duyurusu Türkiye'nin iklimi değişirken edebiyatın da iklimi değişiyor. Edebiyat mevzisinde geçmişin köklü birikiminden beslenerek geleceğe ufuklar açmak için gazetemizin kadrosunu büyütüyoruz. Son dönemde ilgiyle takip edilen edebiyat ateşini Anadolu'nun dört bir yanına taşıyan şair romancı Onur Caymaz yazılarıyla yakında Aydınlık'ta diye de bir müjde veriyor. Bugün Aydınlık için bir de Aydınlık Kitap Günü merak eden seyircilerimiz için bunu da aktaralım. Hürriyet gazetesine bakalım. Atilla planı o da sürmanşetinde dikkat çekiyor dava ilişkin Nuray Babacan'ın derlemesiyle verilmiş haber. Hükümet ABD'de eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında jürinin verdiği kararın ardından mahkemenin cezayı açıklaması için geçecek 3 aylık sürede yeni girişimlere hazırlanıyor. Temize çıkana kadar savaşacak avukatının açıklaması, jüri tarafından 6 suçtan 5'ini işlediğine karar verilen Atilla hakkında hüküm duruşmasının 11 Nisan'da yapılması bekleniyor. Atilla'yı suçlu bulan jüri kararının ardından bu davanın pilot kabul edilerek Türkiye'yi ilgilendiren zincir davalara dönüşme olasılığının halen ortadan kalkmadığı düşünülüyor. Daha önce delillerin hukuksuz toplandığı teziyle yapılan itirazın Federal Bölge Mahkemesi'ne taşınması bekleniyor. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un dile getirdiği Türkiye'nin bu davayı Birleşmiş Milletler veya Lahey'e götürmesi de olasılıklar arasında. Yetkililer uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu düşündükleri davayı Lahey'e nasıl taşıyacaklarını tartışıyor deniyor Nuray Babacan imzalı haberde. Hazinedar da görevden alındı. CHP'de Beşiktaş şoku. İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'la iki meclis üyesini haklarındaki soruşturmaları gerekçe göstererek görevden uzaklaştırdı.
Hemen altında ortak platform demokrasi için Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu dün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki lider Türkiye'de güçlü bir demokrasinin inşa edilmesi ve geriliminden ve tek adam rejiminden çıkarma konusunda kaygısı olanların ortak mücadele platformu yaratması gerektiğine dikkat çekti deniyor. Bir diğer yine siyaset haberi veda mektubu başlığını taşıyor. Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Genel Başkanı Demirtaş 11 Şubat'taki kongrede aday olmayacağını mektupla açıkladı deniyor. Yani Demirtaş geri çekiliyor, haberin özeti bu. Bacak kırma açıklamasını Bakan Soylu'ya soydum diyor Denizli Zeyrek. Soylu dikkat çekmek için böyle bir açıklama yaptığını söyledi deniyor. Trump'ın sırları Amerika'da işte o demokrasinin beşiği, dünyanın en büyük ülkesi falan filan, işte herkese özgürlük verir, bir Hollywood senaryosu gibi Amerika'yı anlatanlara duyuru. Trump hakkında bir kitap yazılıyor ve şimdi bu kitabın toplatılması gündemde sevgili seyirciler. Haberde Trump'ın sırları başlığını taşıyor. Buna da bir cümleyle dikkat çekelim. İçkiye yine vergi zammı. Satıldılar. 7 köpeği ihale, yurda kaçak getirilmek istenen 7 yavru köpek Edirne'de açık artırmayla satıldı deniyor haberin ayrıntısında. Sürmanşetinde 28 milyon euroluk Cenk Tosun transferine ilişkin haber yer alıyor. Evimizde de hava kirli. Türk Toraks Derneği'nin yaptığı çalışma evlerimizdeki havanın son derece sağlıksız olduğunu ortaya koydu deniyor. Özellikle penceresi açılmayan binalarda durum vahim. Kirliliğin en büyük nedeni ısınmak için kullanılan yakıtlar. Sigara içen evlerdeki hava daha da kötü. Bu durum göğüs hastalıklarından ölümlerde önemli rol oynuyor diyor. Mesude Erşan'ın yazısından sürmanşete taşınmış bir dikkat çeken haber. Sabah gazetesine bakalım sevgili seyirciler. FETÖ'cüler çözülüyor, kriptolar yakalanıyor manşetiyle çıkmış Sabah. Gözaltındaki mahrem imamların kendilerine bağlı aktif isimleri ifşa etmesinin ardından ordudaki kripto askerler tek tek temizleniyor diyor. Konuna Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK'daki kripto askerlere yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 207 mahrem imamdan 83'ü itirafçı oldu. Mahrem imamların kendileriyle gizli görüşmeler yapan, baylog kullanmayan ama halen örgütle himmet veren askerlerin isimlerini vermesiyle ordudaki kripto yapı çorap söküğü gibi geldi. İtirafların ardından başlatılan operasyonlarda örgüt abileriyle gizli buluşmalar yapan hava, kara ve jandarma komutanlıklarında görevli 58'e aktif 70 asker FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı. Yakalanan 52 asker arasında pilot, bordo bereli, komando ve İHA pilotu subaylar da var deniyor haberde. Halit Turan'ın haberi bugün bu imzayla manşette yer alıyor. AB ile yeni bir döneme girdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris ziyareti öncesi Fransa medyasına verdiği röportaj bu başlıkta taşınmış. Şeytan dörtgeni FETÖ, CIA, FBI, Yargıç, Berman, hükümet sözcüsü Bozdağ'ın ABD Atilla'ya karşı davasını tanımlaması ve içeriğine ilişkin yorumu bu. CHP'li başkana FETÖ ve yolsuzluktan uzaklaştırma sürmanşette. Bedavaya geldi, rekorla gitti. Cenk Tosun'un transferi, hatta cari açık meselesi açısından da bugün gündemin önemli yerleri arasında, bunu da özellikle belirtelim. Akşam gazetesine bakalım sevgili seyirciler. Pensilvanya'da durdu, kumpasla uçtu diyor Akşam gazetesi. FETÖ elebaşı için gönderilen tüm delillere rağmen neredeyse 4 yıldır hiçbir şey yapmayan ABD yargısı, Türkiye'ye karşı kumpasın sahnelendiği Hakan Atilla davasını 9 ayda karara bağlayarak bitirdi deniyor haberin ayrıntısında. Skandal davanın skandal kararı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması, tiyatro bitti, operasyona devam ve bankamızla ilgili bir durum yok diye de Halk Bankası'nın yaptığı açıklama. Sürmanşette FETÖ hazinedarı gitti başlığıyla da dünkü gelişmeyi, ki zaten 3 gündür de bu yazı dizisini sürdürüyordu Akşam kendi perspektifinden ve bu çerçevede de yorumlarını yaptı. Tabii siyasette de bugün çok konuşacağımız bir süreç olacağı benziyor.
Habertürk gazetesine bakalım. Aynı saftayız manşetiyle çıkmış Habertürk. İki kızını babalarından korumak için aylarca haykırdı. Kimse oralı olmadı. Cenazede en önde herkesin başını öne eğdirdi deniyor. İstanbul'da annelerinden boşanması aşamasındaki şiddet eğilimli babaları tarafından katledilen Elif ve Hira ve 4 ve 2 yaşındaki çocuklar vicdanları kanattı. Aylarca feryat ettim, ailem dahil kimse oralı olmadı diye isyan eden anne Dilek Yardım, sesini duyurmayanlara utandırırcasına cenazede erkeklerin önünde tek başına saf tuttu deniyor. Yeni döneme girildi diyen Erdoğan'ın haberi yine bu başlıkta verilmiş. Vekili 16 yıl hapis, HDP milletvekili İdris Balıköne yönelik hapis cezası, Beşiktaş'a da uzaklaştırma sebep yolsuzluk başlığıyla verilmiş. Sürmanşette virüs alarmı, Bakanlık Grip Bilim Komisyonu üyesi Profesör Kara grip virüsünün 1,5 ay erken gelip Kasım'da başladığını söyledi. Çok bulaşıcı, kas ağrısı ve yatağa düşme daha yoğun olur. Gelecek hafta Ankara ve İzmir'e dikkat demiş. Yine sürmanşette 122 milyon TL'ye gitti Cenk Tosun'un haberi. Yani birinci sayfada, bir de sonlarda 2019 tokalaşması başlığıyla da Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu buluşmasına ilişkin haber yer alıyor sevgili seyirciler. Ama bir araya gidelim. Buna ilişkin köşe yazıları, siyasete ilişkin çeşitli kulisler var. Onları da size yansıtmaya çalışacağız. Saat başında Günaydın Türkiye devam edecek. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz sevgili seyirciler. En son Habertürk gazetesine bakmıştık. Karar gazetesine geçiş yapalım. Bakalım sayfalarına neler yansımış kararın. Olmadı monşer diyor. Erdoğan'ın ziyaret öncesi Paris'ten 24 saat arayla tansiyonu yükseltecek iki açıklama geldi diyor. Macron'un insan hakları ihlaline yönelik diplomatik nezaketi aşan ifadeleri sonrası hükümet sözcüsü de PYD mesajı verdi deniyor. Vatandaşlarımız Rojava'da yargılanmasını tanıyoruz. Orada adil yargılanmayı temin eden kurumlar var şeklinde bir habere manşetinde yer vermeyi tercih ediyor. At izi komisyonu kapılarını açtı. Mesleklerinden ihraç edilenlerin itirazlarının görüşüldüğü OHAL komisyonu internet sitesinde içeriden fotoğraflar koydu. Şeffaf çalışma sistemi kamuoyuyla paylaşıldı deniyor haberin ayrıntısında. Örneği görülmemiş siyasi kumpas, Hakan Atilla davası bu başlıkla görülmüş. CHP'ye ikinci şok, Beşiktaş Belediye Başkanı'na uzaklaştırma haberi de yine bu başlıkla görülmüş sevgili seyirciler. İade-i ziyaret masasında uyum dosyası deniyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu CHP lideriyle parti merkezinde bir araya geldi. Karamollaoğlu görüşmenin iade-i ziyaret kapsamında gerçekleştiğini söyledi deniyor. Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nin uyum yasalarına ilişkin teklifiyle gündemdeki konuları konuştuk deniyor sevgili seyirciler. Tabii siyaset önemli bir tartışma konusu. Hemen yılın başına da bunlardan yansıyan noktalar var sevgili seyirciler. Mesela Yalçın Bayar genel merkez tek aday için bastırıyor CHP'deki seçimlerini, il kurultaylarına ilişkin bir bilgi paylaşmış kendi köşesinde. Yarın diyor CHP Ankara Kongresi'nde delege seçimlerinde birçok kez karşı karşıya gelen belediye başkanları Alper Taşdelen Ankara ve Fethi Yaşar'ın Yeni Mahalle genel merkez tarafından saf dışı bırakılarak mevcut il başkanı Adnan Keskin'in tek aday olarak gireceği öğrenildi diyor köşesinde Bayar. Pazar günü İzmir'de yapılacak kongrede ise yine çok adaylı bir kongre istemeyen Kılıçdaroğlu basın danışmanı Veli Özdemir'i İzmir'e göndererek taraflar arasında ara buluculuk yaparak kongreye tek adayla gidilmesi yönünde çalışmalar yaptığı belirtildi. 13 Ocak'ta yapılacak tartışmaların odağında olan İstanbul İl Kongresi öncesinde ise CHP kulislerine göre sürpriz sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu yarın İstanbul ilçe başkanlarıyla bir mini toplantı yaparak ilçe başkanlarını dinleyeceği, tek adayda güçlü bir yönetimin oluşturulmasından yana olduğunu ifade edeceği konuşuldu deniyor. CHP'nin tabii kendi içinde gerçekleştirdiği bir tartışma süreci ama
oldukça da hem CHP içinden tartışmaların olduğu da bir süreç. Bunu da özellikle belirtelim sevgili seyirciler. Yine tabii Gül Erdoğan meselesi üzerinden de konu gündemde. İsmet Özçelik Aydınlık Gazetesi'nde Gül artık hasım başlığıyla bir yazı kaleme almış. Onun da ayrıntısına bakalım. Erken hesaplaşma zorlaması mı diyor. Erdoğan'ın çıkışını Gül'ü erken hesaplaşmaya zorlamak olarak görenler de var. Yapılan değerlendirme özetle şöyle diyor Özçelik. Erdoğan Gül'ün kendisini alternatif olarak çıkarılmaya çalışıldığını biliyor. Yapılan görüşmelerden de haberdar. Bu nedenle önünü baştan kesmeye çalışıyor. Onu önce AKP içinde bitirmek istiyor. Erken hesaplaşmaya zorluyor. Bu arada Erdoğan'ın Gül çıkışını erken seçim işareti olarak yorumlayanlara da rastlanıyor. Hasım Erdoğan'ı da Gül'ü de AKP öncesinden tanıyanlarla görüştüm. İki farklı kişilik dediler. Gül'ün Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt vermesini önemsediler. Gül yanıt verir noktaya gelmişse iş belli ölçüde ilerlemiş. Gül artık hasım. Erdoğan'ın tavrı da bunu gösteriyor tespiti yaptılar. Muhalefet diyor. Gül sadece AKP içini karıştırmadı. Muhalefeti de karıştırdı. Muhalefet partilerinin yönetim kadroları Gül'e sıcak. Bunu da farklı şekilde ifade ediyorlar. Kimisi Gül'ü tarafsız buluyor, kimi demokratik, kimisi de Gül'ün adaylığına ne dersiniz sorusuna sessiz kalarak destek veriyor. Ama tavanla tabanlar farklı. İlk ses CHP'den geldi. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın Manavgat'ta ilçe binasında Gül'e sert tepki gösterdi. Kendisiyle dün Gazi Paşa yolundayken telefonda konuştum. Gül'ü kabul etmeyeceğini net bir şekilde dile getirdi. FETÖ'nün üniversiteleri ele geçirmesinin baş sorumlularından biri olduğunu söyledi. Atadığı rektörlerden FETÖ'den tutuklu olanları sıraladı. CHP tabanında da diğer muhalefet partilerinin tabanında da Akaydın gibi düşünenlerin sayısı epeyce fazla diyor. Yeni yılın önemli tartışmalarından birini bu başlıklarla yansıtmış oluyor. Milliyet gazetesine bakalım dilerseniz. Milliyet gazetesi İslamofobi çıkarması başlığını kullanmış bugünkü manşetinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Almanya, Avusturya, Fransa ve Belçika'da İslamofobik saldırılara maruz kalanlarla görüşecek deniyor. Erdoğan'ın Fransa ziyareti de yine manşette ve Macron'un sözleri bilgi eksikliği diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ifadesi de bu başlıkla yer almış. Ataşehir'den sonra ikinci dalga deniyor Beşiktaş için ve CHP'ye uyum ziyareti de yine Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesine ait haber başlığı. Kara paradan geliri yok Atilla davası bu başlıkla görülmüş ve ABD'yi Birleşmiş Milletler'e şikayette yine birinci sayfadan dikkat çeken haber başlıkları arasında yer alıyor sevgili seyirciler. Milli Gazete'ye bakalım. Rektörü kim koruyor manşetiyle çıkmış Milli Gazete. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür'ün dosyası her geçen gün daha da kabarıyor şeklinde bir haberle çıkmış bugün Milli Gazete. Göreve geldiği Ağustos 2016'dan itibaren hakkında 43 usulsüzlük ve şaibe haberi yapılan ve hakkında onlarca dava açılan Profesör Doktor Ali Gür'ün hiçbir isnadı tekzip etmemesi ve görevden alınmaması hafızalarda farklı soru işaretlerine sebep oldu. Google'a 23 bin lira verip geçmişini sildirmiş şeklinde de bir vurgu yapmış manşetine ek olarak. Ekmek küçüldü, vatandaş anlayamadı. Her ne kadar israf önlemek amacıyla gramaj azaltıldı dense de ciddi anlamda gizli zam endişelerine sebep olan ekmekteki küçülme ilk günden kimse tarafından anlaşılamadı deniyor. Gerçekten öyle de sevgili seyirciler. Birbirinden ilginç cevaplar var çünkü. İşte mesela bir fırına giriyorsunuz diyorsunuz ki ekmeğin gramı ne kadar oldu? Henüz gramı ile ilgili değişen bir şey yok diye size ekmek satıyor. Yani daha dün yaşadığım bir şey. Biz gramajı değiştirmeyeceğiz. Mesela Rize'de de böyle bir tavır var. Bunlar da önemli başlıklar. Toplumsal çatışma planı Diyanet tarafından çok önceden yayınlanan Dini Terimler Sözlüğü kitabının Blue maddesiyle sayfalarca ilerideki nikah maddesi arasındaki çarpıtma navigasyonu kuruldu. İslam ve Diyanet'e yönelik itirafların hedefinde Türkiye'de de İran benzeri çatışma alanları çıkarma planları olduğunu
belirtiyor. Çıkartmasın o zaman Diyanet, ne yapalım yani, bunları da yapmasın. Ahmet Hakan bugün Hürriyet gazetesinde Diyanet'in yapabileceği en şahane açıklama diye bir başlıkla yazı kaleme almış. Çıkar böyle açıklarsanız o zaman zaten bir sorun kalmaz. Diyor ki Hakan, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı açıklamış. Erkeklerde evlilik yaşı 18, kızlarda evlilik yaşı 17. Bunu beğenmiyor Hakan. Diyor ki kafayı Diyanet'e takıp da yaptıkları hiçbir şeyi beğenmeyen bir durumuna düşmek istemem ama açıkçası ben pek beğenmedim bu açıklamayı diyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı böyle bir açıklama yapmak yerine diye yazı devam ediyor. Ey ahali, izansızlık yapmayın, sapıklık yapmayın, terbiyesizlik yapmayın, ahlaksızlık yapmayın. Küçük kızlara musallat olmayın. Küçük kızlara musallat olmaya dini bir kılıf aramayın. Adamın da kafasını bozmayın diye bir açıklama yapsaydı vallahi de billahi de çok ama çok şahane bir açıklama yapmış olurdu diyor Hakan. Yani yorumu cümlesi böyle mi olur, farklı türden mi olur bilmiyoruz ama madem iddia ettikleri gibi bir İran merkezli hani olduğunu söyledikleri süreci yansıtacakmış ya da Türkiye'de bunun hazırlığı yapılıyormuş, yaptırmayın o zaman. Düzgün düzgün anlatın, güzel güzel anlatın. Cumhuriyet hukukuna göre de anlatmayı ihmal etmeyin. O zaman bir sorun kalmaz. Yani bunun hiçbir tartışılacak bir tarafı yok. Bunu özellikle belirtelim. Orta Doğu gazetesine bakacağız. Tarihi gün diyor MHP lideri Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün gerçekleştirdiği hizmetlerin toplu açılışını yapacak ve yeni tesislerin temelini atacak diyor. Skandal davanın skandal kararı Cumhurbaşkanlığı İbrahim Sözlü'nün Atilla davasına ilişkin açıklaması bu başlıkla yer almış. SP Genel Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyarette yine birinci sayfadan bir diğer haber başlığı sevgili seyirciler. Yeni Çağ gazetesine bakıyoruz. CHP'ye ikinci darbe başlığını kullanmış Yeni Çağ. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın alınması. Uyumda anlaştılar Saadet Partisi lideri ve CHP liderinin buluşması. Demirtaş bıraktı, Meral Akşener yarın Tunceli Elazığ şeklinde de Akşener'e desteğini sürdüren başlıkları atmaya devam ediyor Yeni Çağ. Yeni Şafak gazetesi kapıdan kovun başlığıyla çıkmış. Adalet Bakanlığı 81 başsavcılığa talimat verdi deniyor. Adalet Bakanlığı makam ve mevkileri kullanıp soruşturmaları etkilemeye çalışanlara dur dedi. Başsavcılıklara gönderilen yazıda bakan ya da bürokratların ismini verip bir takım taleplerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda babamın oğlu olsa kapıdan çevirin ifadelerini kullanmıştı deniyor haberde. Suçüstü yakalandılar. Kumpas'ın savcısı değişti. Skandal davanın skandal kararı da ABD Atilla'ya karşı davasının ayrıntıları sevgili seyirciler. FETÖ ve rüşvetten azil, CHP'ye Beşiktaş şoku şeklinde de dünkü Beşiktaş Belediye Başkanı'nın el çektirilmesi bu başlıkla duyurulmuş. Rekor transfer sürmanşette ve 113 yıllık kulübe yakışmaz spordan başlıkları da bu şekilde görüyor Yeni Şafak sürmanşetinde. Star gazetesine bakalım. Hukuk tarihine kara leke olarak geçti deniyor. ABD yargısı 8'de 8 suçlu siyasilerin ve hukukçuların ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına bu haber manşetine destek veren açıklamalarına sayfasında yer vererek manşetini hazırlamış. CHP'li hazinedar görevden alındı. DAEŞ'in yeni hedefi Hamas ve kalkışmaya geçit yok başlıkları da İran'a ilişkin haber başlığı olarak yer alıyor. Cenk Tosun'a 122 milyon TL stratejik adımlar atacağız da Macron Fransa ziyareti öncesinde Erdoğan'ın gerçekleştireceği Fransa ziyaretine ilişkin haber bu başlıkla görülmüş. Vatan gazetesine bakalım. İkinci dalga diyor Vatan gazetesi. Ataşehir'den sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasına karar çıktı. Savcı gitti deniyor. ABD'deki davada Hakan Atilla'nın suçlu bulunmasından saatler sonra davaya bakan savcı değişti deniyor. Albay'ın itirafı, FETÖ soruşturmasında 22 Aralık'ta gözaltına alınan Düzzil Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir itirafçı oldu. Kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin ismini verdi deniyor. Tarihe geçti de sürmanşette Cenk Tosun'un
transferine ilişkin bilgisi. Yaşam güncel gündem başlıklarında 16 milyona yeni kimlik, yılbaşı itibariyle yeni kimlik kartı alanların sayısı 16 milyona yaklaştı. Bunların 7.2 milyonu erkek, 5.4 milyonu kadın. YKS'de Rusça, Arapça test yok. İlk kez uygulanacak yükseköğretim kurumları sınavının ikinci bölümünün adı alan yeterlilik testi oldu diyor. Sömestr'de kar var bir diğer haberde. Bu ayın 15'ine kadar batıda kar yağışı yok ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi soğuma bekleniyor. İstanbul yarı yıl tatilinde kar yağışı alacak deniyor. Eğitime ilişkin haberlerde bu başlıklarla yer alıyor. Öğretmenlerin yarısı siber zorbalık mağduru. Bugün Nurhan Çakmakçı Hürriyet gazetesinde bu konuyu sayfasına, haberine almış. Bir onun ayrıntısına gelin. Birlikte bakalım sevgili seyirciler. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doçent Doktor Hilmi Çolakoğlu ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aslı Bugay Sökmez öğretmenlerde siber zorbalığı araştırdı deniyor. Araştırma sonuçları şu. Araştırma sonuçlarından çıkan tablo şu: 662'si kadın, 1500'ü erkek olmak üzere toplam 2162 öğretmenle yapılan bilimsel çalışmanın sonuçları çarpıcı diyor. Buna göre öğretmenlerin neredeyse yarısı siber zorbalık mağduru. Erkek öğretmenler kadınlara göre daha fazla siber zorbalıkla karşılaşıyor. Yazı devam ediyor. Fiziksel güç eşitsizliği nedeniyle kadınlar yüz yüze zorbalık yaşıyor. Fiziksel eşitsizliğin olmadığı ortamlarda kadın erkek güçlü güçsüz ayrımı gözetmeksizin herkes mağdur olabiliyor. Depresyona giriyorlar. Araştırmanın sonuçları ise şöyle: siber zorbalık, iletişim teknolojilerini kullanarak kişi ya da gruplara karşı yapılan zarar verme davranışlarının tümü olarak tanımlanıyor. Bu zorbalıkta cep telefonu, bilgisayar ve tabletler gibi dijital cihazlar kullanılıyor. Facebook, Instagram, işte birçok sosyal medya hesabını yer vermiş burada yazısında. Yine SMS ve anında mesaj, e-posta şeklindeki iletişim kanallarını da burada tanımlamışlar. Bu zorbalıkta tıpkı yüz yüze yapılan davranış gibi öğretmenleri psikososyal açıdan olumsuz etkiliyor. Bununla karşılaşanlarda sosyal ilişkilerde bozulma, öfke ve endişe, yalnızlık, depresyon, alkol ve madde kullanımı gibi ciddi sorunlar görülüyor. Siber zorbalar diğer zorbalardan farklı olarak gerçekleştiremeyeceklerini teknolojiyi kullanarak dolaylı olarak yaptıkları için empati ve pişmanlık duyguları daha düşük. Bu da onların davranışlarını arttırarak sürdürmelerine neden oluyor diyor. Siber zorbalığın tehlikesinin anlaşılması için okullarda görev alan psikolojik danışmanların kurumdakileri bilgilendirmesi ve aydınlatması da gerekiyor. Liselerde oldukça yaygın olduğu tespit edilmiş bu araştırmada. Siber zorbalık davranışlarına örnek olarak öfke dolu kırıcı mesajlarla alay etme, başka kimliğe bürünme, başkasının bilgilerini internet ortamında izinsiz kullanma, dışlama, siber tehdit ve siber taciz verilebilir. Okullarda özellikle liselerde siber zorbalık gittikçe yaygınlaşıyor ve ergenlik dönemindeki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu tatsız oyunda ya siber zorba ya da mağduru olarak rol alıyor. 3'te 1'i 3 saatten fazla internette araştırmanın bir başka sonucu. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 339'u 20-30 yaş aralığında, 766'sı 31-40 yaş, 733'ü 41-50 yaş, 324'ü 50 yaş üstünde. Öğretmenlerin günde 19.5'i, ortalama 420 kişisi bu araştırmada 1 saatten az, %57'si 1233 kişi, yani 1 ila 3 saat arasında ve %23,5'la 509 ise 3 saatten fazla süreyle internette zaman geçiriyor. En çok maruz kalınan 7 zorbalık şu şekilde sıralanmış araştırmada: öğretmenlerin ilk 7 sırasında karşılaştıkları siber zorbalıklar. 1. Kendini başkası gibi tanıtma, %41,5'la bu önde. 2. Düzenbazlık, %36,1. 3. Kışkırtma, %29,6. 4. Taciz etme, %24. 5. Karalama, %22,7. 6. Siber takip, %21. Ve 7. de dışlanma olarak sıralanmış. Bunun da oranı 18,7 olarak belirtiliyor bu araştırma sonucuna göre. Önemliydi. Hazır eğitimden
yer açmışken bu başlıkları da görmekte fayda vardı. Yurt gazetesine bakalım. Sıradaki gazetemiz Yurt gazetesi olsun. Yurt gazetesi CHP'nin kent savaşçıları İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin, Akif Hamza Çebi kent suçlarıyla mücadele başlattı deniyor. Jüri Atilla'yı suçlu buldu. Gözler ABD'li yargıçta. HDP'de Demirtaş aday olmayacağını açıkladı. Bu haber birçok gazetede de yine birinci sayfada ama küçük ama büyük bir şekilde görülmüş. Geri çekildi ya da geri adım attı şeklinde de yorumlanabilir. İran'da Ahmedinejad hedef tahtasında asgari ücret enflasyona ezildi de yine bir diğer haber başlığı sevgili seyirciler. Evet, Aydınlık.com.tr genel yayın yönetmeni Ergün Gedek de ayağının tozuyla yanımıza doğru geldi. Sevgili Ergün, günaydın, hoş geldin. Günaydın. Yayınımıza biz de tam gazetelerden bahsediyorduk ama sabah saatlerinde aslında güzel haberi aldık. Aydınlık.com.tr zirveyi zorluyor. İlk 15 miydi, yanlış mı hatırlıyorum? İlk 15 haber İlk sitesi 15. arasında. Yani bu ölçümler nasıl yapılır, nasıl tespit ediyorsun istersen onu anlatalım, sonra gündemi soracağım. Şimdi birincisi Aydınlık internet... Aydınlık farkını, gazetecilik farkını internet gazeteciliğinde de ortaya koymaya başladı. 14 ay gibi bir süre oldu aslında bizim son evet, şu anki profesyonel anlamda yürüttüğümüz gazetecilikte. Çok fazla çok fazla. Büyük sermayeli, büyük kaynaklar aktaran. Yani internet açısından olağanüstü bir çıkış. Evet. Dediğim gibi Aydınlık gazeteciliğini internete taşıdık. Biraz bunun farkında çok kısa sürede aldık. Şimdi uluslararası ölçüm ve derecelendirme sitesi Alexa, bütün siteler bunu veri alırlar, kullanırlar. Bugün itibariyle 65. sırada, Türkiye listesinde 65. sırada. Tabii bunun içinde işte Google, YouTube gibi uluslararası dev şeyler de var, siteler de var. Bunların içinde 65. Türkiye'de de yayın yapan haber siteleri içinde ilk 15 arasına girdi. Dediğim gibi kısa sürede hızlı bir yükseliş var. Tabii bunun belli nedenleri var. Biraz onlardan bahsetmekte fayda var. Özellikle onu okuyucularımız için de. Şimdi birincisi bu internet gazeteciliğinin artık son 7-8 yıldır özellikle gazetecilikte çok büyük bir yere geldi. Yani internet gazeteciliği okunması, erişebilirliği, aldığı etkileşim itibariyle basılı gazetelerden farklı bir kul var. Bütün dünyaya yayıldı. Ulaşımı çok kolay. Cepten, evden, anlık her yerden ulaşabiliyorsunuz. Tabii farklı pratikleri var, farklı teknikleri var. Başlı başına büyük bir alan. Ve burada tabii şu Türk okurlarında özellikle bu kandırmaca başlıklar, yani tıklama odaklı, insanları tıklamaya iten. Ama haberi bulmakta çok zorlandı. Yani bir habere erişmek için en az 5 tık yaptıran siteler, haber anlayışları. Tabii birincisi buna karşı bir mücadele var, başlattı. Evet. Bunun da etkisi oldu. Tabii Aydın'ın bu fotoğrafa bakan değil de ötesini gören, olayların arkasında ne var buna işaret eden, o perdeleri kaldıran habercilik anlayışının da internet gazeteciliğine yansımasının Aydın'ın büyümesinde büyük rolü var. Tabii okuyucularımızın, yani Aydınlık okuru gazetede olduğu gibi Aydınlık.com.tr'de de Aydınlık okucu sorumluluk sahibidir. Arar, sorar, öneri getirir, eleştirir, katkı sunar. Yani hem maddi hem manevi her türlü desteğini buraya seferber eder. Tabii Aydınlık Komite'nin kısa sürede bu hızı kazanmasının bir nedeni de okuyucularımızın verdiği destek. Bu vesileyle evet, kendilerine buradan teşekkür edelim. Ama şu hakkı teslim edelim. Esasen bir gazete lezzetini planlayarak Aydınlık.com.tr'yi planladınız. Evet. Belki birçok yerde kaçırılan unsur bu. İşte senin gibi çok kıymetli gazeteci arkadaşlarımız orada işe el attılar. Teşekkür ederiz. İkincisi de tabii Aydınlık rota çizen, söylediği çıkan, attığı manşet ülkenin illa 2 ay, 3 ay, 5 ay ya da işte bir yıllık periyodunda gerçekleşen önemli röportajlara ve açıklamalara, stratejilere de yer vermesi galiba bunda önemli etkenlerden biri. Çok etkili. Bunu da söyledikten sonra gündeminde ne var? 2018'de ne olacak? Bize bir anlat Ergün diye hemen yeniden topu sana atayım. Tabii şimdi birincisi İran meselesi çok sıcak, devam ediyor. Bugün cuma işte namazı çıkışlarında. Değil mi? Bugün dikkat çektiğimiz tabii bugün, şey o. İran devletini destekleyen ruhani yanlıları
büyük bir kitlesel bir eyleme hazırlanıyorlar. Zaten aslında son 2-3 gündür o başlayan baştaki ilk protestoları, yani daha kısıtlı böyle 70-80 binlerde kalan eylemlere karşı 2 gündür 7-8 milyonu bulan eylemler yapmışlardı. Aslında bugünün provasıydı. Bugün esas büyük eylemin gerçekleşmesi bekleniyor İran'da. Ya tabii İran meselesi sadece İran'la kalan bir mesele de değil. Yani İran, Irak, Suriye, Türkiye, Rusya'ya uzanan büyük bir bölgesel gelişmenin de hamlesiydi. Bu açıdan Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Zaten Türkiye'de çok burada isabetli bir tavır aldı. Biliyorsunuz bir buçuk yıl önce Pers milliyetçiliği diye büyük eleştiriler yöneltmiştik, gerilimler olmuştu. Daha sonra bu politikalarla değişti. Şimdi Ruhani'nin hem protestolara hak veren, yani içerik anlamında, talep anlamında protestonun kendisinin bir hak olduğunu altını çizen, ancak bunu başka bir noktaya çekmeye çalışan, İran'a dış müdahalenin zeminini hazırlayan ve açıktan zaten Trump ve İsrail'den gelen, Suudi Arabistan'dan gelen mesajlarda bunu gösteriyordu. Ancak buna da tavır alan bir çerçeve koydu. Bu da İran kamuoyunda etki yarattı, evet, olumlu yönde etki yarattı. Tabii Türkiye'nin de yapması gerekenler burada önemliydi. Orada Azeri, çok geniş bir Azeri kitlesi var İran'da. %35'leri 40'ları bulan neredeyse. Etkili, siyasette de etkili. Hem Azeri hem Türk kökenli İranlılar. Orada tabii onlar bir provokasyon içine çekme girişimleri oldu. İşte Kırmızı Kurtlar benzeri gruplar ülkücü işaretleriyle, Türk bayraklarıyla o eylemlere katılırlar. Tabii Türkiye de burada gerekli mesajını da verdi. Oraya da tavır aldı. Yani İran'ın birliğinden yana bir çizgi çizdi. O açıdan önemliydi. Tabii sonuçları, bugünkü manşete geleyim oradan. Aydın'ın evet. Bugünkü manşeti çok önemli. Çok önemli. İran'la da bağlantısı var. Yani nasıl bağlantısı var? Şimdi birincisi hep bir güvenlik, askeri güvenlik meselesi vardı. Tabii bizim gibi coğrafyalarda özellikle Türkiye için çok önemlidir. Ama bunun artık 2018 yılı itibariyle ve bundan sonra bunun en büyük cephesinin ekonomi olacağı şimdiden görüldü. Yani şimdi İran'da ne oldu? Evet, İran'da bir dış müdahale planıydı bu esasında ve dış kaynaklıydı. Ancak şöyle taleplere dayandı. Yani işsizlik, enflasyon, geçim sıkıntısı, ekonomik hoşnutsuzluk, bunlar da var. Bunlar da doğru. Zaten bunu İran devleti de kabul ediyor. Ancak bunu buralara kadar götüren, iç çatışmalara sürükleyecek, yani buradaki bu ekonomik hoşnutluğu ve ekonomik sıkıntıları bir dış müdahaleye zemin aracı haline getirilmesi çok açık. İran'da bunu gördük. Türkiye'de nasıl gördük? Yine İran'la bağlantılı bir mesele. Yan tarafta işte Atilla davası da dün jüri kararını açıkladı. 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu. Şimdi orada da aynı mesele var. Yani Türkiye'yi bankacılık sistemi üzerinden köşeye sıkıştırma ve cezalarla, uluslararası yaptırımlarla belli bir noktaya getirme. Tehditlerden biri de bu haline geldi. Ve zaten sizin de alanınız, çok iyi bilirsiniz onu. Sıcak para ve dış tabii. borçlanmaya dayalı ekonomiler her zaman dış müdahalelere zemin hazırlar, çanak tutar. Bunun nedenlerini yaşadık daha ortaya çıkar. Yaşadık. 2000 yılında tabii. Bölge açısından da işte daha önce Rusya denendi. Sonuç alamadılar evet, orada. Yani evet. Hani birkaç tane böyle bölgesel kadar. Örnek de var. Hı hı. İşte en sonunda İran. Ve sıranın Türkiye'de olduğu çok galiba aşikar ve belli. Aşikar. Yani hem dış politikadaki gelişmeler, Suriye, İran cephesindeki gelişmeler, hem de ekonomik. Zaten Aydın'ın manşetine taşının da yani Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Evet, Cemil Ertem'in yazısı. Cemil Ertem'in. Vermiştik biz de. Evet. Aydın'ın ama çok güzel bir şekilde bunu manşetine taşımış, son derece önemliydi. Ve üretim ekonomisi diyor. Yani hani bu işin çözümü açısından herhalde bu. Aydın'ın, bilmiyorum, hiç atmadıysa bir yıl içinde sayfasındaki en önemli başlıklardan bir tanesi. Defalarca attığı başlıklar çözüm üretim ekonomisinden yana. Halk Bankası'nı yıpratmayacağız. Atilla davasından elini ovuşturanlara fırsat verilmemesi gerekiyor. Ve Cemil Ertem'in de mesajıyla çok acil artık bir önlemler sinsilesi ki bir iki köşe yazarının da hamlesi, ama dün Cemil Ertem'in yazısından biraz izlenimim sanki bir ekonomik kabine revizyonu da olur mu sorusunu getirdi. Bilmiyorum, nasıl değerlendirdiniz? Yani dün bunu hükümet yalanladı bu haberleri, zaten bir süredir İbrahim çıkıyor. Kalın yalanladı. Evet, böyle bir şey yok. Yani böyle. 18 değişiklik birden, yani kabinede ya 18 oran çok geniş, evet. Ama tabii bu biraz şununla
değişecektir. Yani erken seçim bu meselenin belirleyicisidir. Yani erken seçimde hangi karar alınırsa, yani erken seçim mi olacak, zamanında mı olacak, buna göre değişir. Ancak şu an en son veriler, yani bir taraftan erken seçim sinyalleri de verirken diğer taraftan 2019'da bu işi bitirme, seçimi zamanında yapma gibi eğilimler de var. Biraz onlarda alınacak karar, yani seçim tarihinin 2018'de mi 2019'da mı olacağı ile ilgili değişiklikler gelebilir. Biraz o kararla bağlantılı. Ona yönelik bir başlık. Özel Haber dikkatimi çekti. Kadro isteyene deli muamelesi. Evet. Bu taşeronda nasıl bir tablo var? Hemen seni dinleyelim. Ya tabii şöyle ben bir... Ben de merak ettim. Haberi biraz okudum ama. Yani hem sendikalar hem taşeron işçileri bir düzenleme ile birlikte kabul etmiyor. Yani bundan hoşnutsuzluklarını çok açık dile getirdiler. Çünkü belediye işçileri, yani 900 bin diye bunu başta İlk getirdiler. Tabii. Seçim tabii. Döneminden beri yani seçimde bunun vaadiydi. Tabii 1 milyon taşerona kadro geliyor diye. Şimdi birbirinin belediyelerden yani 450 bine yakın yaklaşık yarısının alınmayacağı, yani kadroya giremeyecekleri belli oldu. Kalanlar başvurmaya başladı. Hafta başından beri iletiyorlar. Başvurularını yapıyorlar. Tabii bu Bakırköy'deki hastanede yaşanan bir olay İstanbul'da. Bir belgeleri var zaten, bakanlık bunları açıkladı. Yani kadroya başvuracak taşeron işçilerinin gerekli evraklarının listede yazıldığı, ancak burada hastane çalışanlar için akıl sağlığı yerindedir belgesi ayrıca eklenmiş. Tabii bunun hukuki bir şeyi yok ve bunu açıklanan resmi başvuru belgeleri arasında da yeri yok. Böyle ilginç bir durum. Böyle bir tablo var. Evet. Şu Çin'i çok sormak istiyorum sevgili Ergün. Yani işte Amerika'nın bölgeselde bir Kudüs'te başladı, işte İran'la sürdürüyor. Hani o denklemini gördük ama yani Çin galiba askeri olarak bu yıl ben varım mı diyor. Yani bu tatbikat eğitimi mi? Bir de ilginç de bir tanımlıyorlar bu son. Sosyal medyada çok irdelenmiş. Siz de savaşa hazır olun başlığıyla birinci sayfada ve iç sayfada görmüşsünüz haberi. Zaten yani 2000'lerin başından beri ve özellikle son dönemde, son yaşadığımız 1-2 yıl içinde Amerika Çin'i ve Rusya'yı rakip, hatta İran'ı Çin'i Rusya'nın da üzerinde gören son strateji, ulusal güvenlik strateji belgesinde Amerika'nın açıkladığında çok net bunu koydular. Yani benim düşman ve rakip diye iki kutbu ayırıyor. Rusya ve Çin'i bir tarafa, İran, Kuzey Kore yi de yine işte terör örgütlerine destek veren ülkeler diye ayırıyor. Oraya koyan, burada Amerika kendi dünya düzenini, Amerika'nın dolara dayalı dünya düzeni için en büyük tehdit olarak görüyor. Ve Çin bunu kararlı bir şekilde sarsmaya başladı. Hem dolar egemenliğini sarsmaya başladı, hem de askeri açıdan bütçesini çok hızlı büyüttü, arttırdı ve askeri bir yığınağının işaretlerini verdi. Çin liderinin Çin'in ilk defa yapması, yani ilk defa bir devlet başkanının bu talimatı vermesi, savaşa hazır olun talimatını vermesinde ilk olduğu, Çin'de ilk olduğuna dikkat çekiliyor. Ya tabii burada Amerika'nın Amerikan merkezi bir tehdit var. Bunu da artık açıktan koyuyor. Hem Kuzey Kore etrafında nükleer tehditlerle birlikte şekillenen gelişmeler, hem Güney Çin Denizi'ndeki Tayvan sıkıntılarıyla birlikte başlayan gerilim. Buna karşı Çin hem ekonomik açıdan dolara karşı yürüttüğü ekonomik hamleyi, hem de daha önce ilan ettiği, 2-3 yıl önce ilan ettiği askeri açıdan da caydırıcılık ve yenilmezlik politikasını uyguluyor. Böyle bir tablo. Ve Afrin sınırına sevkiyat. Hızlı bir şekilde akşama sabaha başlayacak gibi mi? Yani onu mu anlatıyorsunuz yoksa? Yani rutin bir yığınak var zaten. Yani 3 aydır Afrin çevresine büyük bir yığınak var. Hem zırhlı hem askeri personel açısından. Zaten Afrin içinde, çevresinde istihbarat çalışmaları, İdlib etrafındaki gözetleme güvenlik noktalarının inşa edilmişti. Aslında Afrin bir kuşatma halinde. Yani hem güneyden, Suriye içinden, İdlib sınırından, hem de Türkiye sınırından, Hatay bölgesinden büyük bir yığınak var. Ya tabii bunun operasyonu ne zaman olur, ne zaman gerçekleşir? Bunun hep baştan beri dediğimiz bir şey var. Burada uluslararası, bölgesel
denklemin ne zaman olgunlaşacağı ile ilgili. Yani buradaki operasyonun tek nedeni Rusya, Suriye ve Türkiye'nin birlikte karar verebilmesine bağlı. Dünden beri dikkat çektiğim bir haber. Siz de hemen birinci sayfada vurgulamışsınız. 2 yıl sonra ilk görüşme. Amerika bölgede bir ülkeyi hedef alıyor ve bu ülkelerin yaptığı ilk iş komşularıyla ve bölgede işbirliğini arttırmak mı sanki? Bilmiyorum. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore arasındaki iletişimi nasıl yorumluyorsunuz? Tabii yani şimdi Kuzey Kore haydut devlet ilan edildi. Amerika son güvenlik stratejik belgesinde de bunu ortaya koydu. Yani burada Kuzey Kore'nin yapacağı direnmekten başka bir şey değil. Tabii onun için de tüm imkanlarını kullanır. Zaten devletler arasında büyük emperyalist müdahalelerinin olmadığı dönemlerde ya bölgeler arasında çok komşular arasında da büyük sıkıntılar yaşanmaz. Güzel bir görüntüydü. Güzel bir iletişim başladı. O da hemen Güney Kore'ye dönerek bir el uzattılar. Hatta bu olimpiyatlarda da birbirlerine heyet gönderme süreci. Yani uzun süredir kurulmayan bir diyalog var. Aklımızda kalan başka notum var mı? Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyon dünden beri çok konuşuluyor. Bugün de takip edeceğiz galiba. CHP'lileri Beşiktaş'ta olacak. Evet. Yani tabii burada yani birincisi şu, yani bu işler hukukla ve somut delillerle yürütmek lazım. Şimdi hakkında İçişleri Bakanlığı açıkladı. Sayın Hazinedar hakkında yürüyen FETÖ soruşturması, ihaleye fesat karıştırma, iş yerlerinden haksız para temini, rüşvet. Bunların hepsine uzunca bir liste. Yani tabii bunların hukuki nedenleri, belgeleri olması gerekir. Yani bunları koymadığınız an yürütemezsiniz. Yani dönüp de şu sorulur. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani Türkiye nüfusunun yarısının yaşadığı belediye başkanlarını siz istifaya zorladınız, istifa ettiler. Tabii biz bunların gerekçelerini bile öğrenemedik. Yani burada böyle kararların yani hukuki gerekleri karşılaması ve açıktan şeffaflıkla yürütülmesi gerekir. Tabii burada da gazeteci olarak yakından takip edeceğiz. Takip ediyoruz. Evet, bugünkü açıklamayı da merakla bekliyoruz. Onur Caymaz Aydınlık'ta yakında. Onu da sabah duyurmuştuk. Bir kez daha senin vesilenle duymuş olalım. Çok teşekkür ederim sevgili. Ben teşekkür ederim. Yeniden toplantı noktasına önemli özel haberleri hazırlamaya ki yarına sanıyorum ya da ilerleyen haftalara daha üst sıralarda Aydınlık mutlaka girecektir. Çok teşekkürler. Çok biz de Sözcü gazetesine bakalım. Onun başlığında ve birinci sayfasına dikkat çeken neler var? Sözcü Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı başlığıyla çıkmış. CHP'li belediyeler operasyon sürüyor vurgusu yapmış manşetine. FETÖ çöktü deniyor. İstanbul Ataşehir'de FETÖ'ye ait olduğu için yapımı durdurulan okul inşaatının istinat duvarı yerle bir oldu. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Sür manşette rüşveti veren yırttı, rüşveti almayan yandı. ABD'deki ABD Atilla'ya karşı davanın manşetini bu şekilde en güzel veren gazetelerden biri de olmuş, başlıklardan biri de olmuş. Rüşveti veren yırttı, rüşveti almayan yandı. Kabak Halkbank Müdürü Hakan Atilla'nın başına patladı deniyor. New York savcılığının FETÖ bağı belgelendi deniyor aynı zamanda. Bu yer savcının, hakimin neyse FETÖ'ye olan ilişkisi de yine Sözcü'nün vurguları arasında. Ortak aday değil, ortak tavır kararı CHP Saadet Partisi zirvesinden çıkan sonuç cari açığa olumlu katkı sağladı. Beşiktaş Cenk Tosun'u 27 milyon euroya İngiliz Everton'a sattı. Maliye Bakanı Şimşek de bu açıklamayı yaptı diyor haberin ayrıntısında. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Seçilmişler hedefte manşetiyle çıkmış. Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın görevden alınması bu başlıkla duyurulmuş. CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı da görevden alındı. HDP'li Baluken'e 16 yıl ceza verildi diye de eklemiş haber manşetinin vurgusuna. Ortak hareket için uzlaştılar. Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmesi. Milletin verdiği koltuğu millet alır Hazinedar'ın açıklaması. Sözlerinin sonu yargısız infazdır Biçer'den. Yani CHP milletvekili Tur Yıldız Biçer'in Soylu'nun açıklamasına ilişkin vurgusu. Basını rahat bırakın, Fransa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret öncesinde ifade özgürlüğü eleştirisi deniyor. Bu haberi de bu başlıkla görmüş.
Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'de Ataşehir'in ardından bu kez de Beşiktaş manşetiyle çıkmış. Belediye Başkanı Hazinedar görevden uzaklaştırıldı deniyor. Ankara'dan ABD'ye Atilla kararı tepkisi, maden ocakları ölüm kuyusuna dönüşebilir diyor. Sayıştay'ın Türkiye Taş Kömürü Kurumu denetimi raporunda kazaların arttığına dikkat çekerek göçük ve yangınlar meydana gelmemesi için önlem alınması istendi deniyor haberde. Talimat yukarıdan fatura bürokrata, CHP'li Aksünger, Atilla'ya talimat eski genel müdür Süleyman Arslan'dan, ona daha da yukarılardan verilmiştir diyor haber başlığının ayrıntısında. Yerel haberlerin yoğunlukta olduğu gazete gündemine de dilerseniz bakalım. Önce Hakkari'ye sanıyorum uzanacağız. Hakkari'de Halkın Sesi gazetesine bakacağız. İzmirli doktor Hakkari'li hastaların umudu oldu diyor. Hakkari'de görev yapan fizik tedavi uzmanı Doktor Aside Uzlu, evinden dışarı çıkamayan hastaların umudu olduğu deniyor. İzmirli olan Doktor Uzlu yaklaşık bir yıldır evde tedavi hizmeti başlattığını, hastaların bu durumdan da memnun olduklarını söyledi deniyor. Hakkari'deki özel güvenlik görevlilerine eğitim, Hakkari genelinde görevli 341 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi deniyor. Hakkari'de içme suyu çalışması Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim'in bu çerçevedeki çalışmalara katıldığı görüntüsü yansımış. Jandarmadan zehir tacirlerine büyük darbe. Hakkari İl Genel Meclisi 2018'in ilk toplantısını yaptı deniyor. Hakkari'deki efelere efeler büstü dünkü haber bugünkü Hakkari Halkın Sesi gazetesinde de yer almış sevgili seyirciler. Hakkari Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ise esnafın 2016 yılından bu yana biriken vergi borcunun yapılandırıldığını açıklamış. Bu habere de yine yer veriyor Halkın Sesi. Hakkari'den Hatay'a uzanacağız. Express gazetesinin başlığına göz atacağız sevgili seyirciler. Hatay Express yeni sanayi sitesinde yollar sular altında deniyor. Son günlerde şiddetli yağan yağmurlar sonrasında yollar sular altında kalırken Antakya yeni sanayi sitesi bundan nasibini aldı deniyor. STK'lara büyük önem veriyoruz. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtiyor. Defne'de yollar stabilize ediliyor deniyor. Defne Belediyesi, Defne sınırları içinde gerçekleştirdiği yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor deniyor. Ve Defne Resim Atölyesi'nden de yılbaşı kutlaması yine birinci sayfadan bir diğer haber. Vatandaşımıza her türlü desteği veririz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay İl Koordinatörlüğü tarafından Altınözü'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi deniyor. Adana'ya geçelim. Yeni Adana gazetesinin başlıklarına göz atalım. Adana'nın kurtuluşu olan 5 Ocak tarihi 1922 senesinden bu yana Adana halkı tarafından büyük coşkuyla kutlanıyor. Adanalıların büyük bayramı manşetiyle verilmiş haber. Bugün Adana'nın 96. kuruluş günü Ankara Antlaşması imzalanarak Fransızların Adana ve Kilikya'yı terk etmeleri karara bağlanmıştır. Türk askeri Adana'yı 20 Aralık 1921 tarihinde ele geçirmiş olmasına karşın 5 Ocak 1922 tarihinde Fransızlar Adana'yı tamamen boşalttılar. Bundan dolayı 5 Ocak tarihi Adana'nın kurtuluşu olarak 1922 senesinden bu yana Adana halkı tarafından büyük bir coşkuyla kutlanıyor deniyor. İçişleri Bakanı alenen suç işlemiştir. Adana Baro Başkanı Avukat Veli Küçük, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun güvenlik güçlerine okul çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğünüz zaman ayağını kırmaya polis görevlidir. Bulunduğunuz zaman gereğini yerine getirin, suçu da bana atın talimatına ve sözlerine verdiği tepki. Tüketici davalarına avukatlık bedeline yeni düzenleme, itiraz davalarında tüketicinin ödeyeceği avukatlık ücreti sınırlandırıldı. Avukatlık asgari ücret tarifesi tebliğinde yer alan düzenleme ile tüketiciler uyuşmazlık bedelinin %12'si kadar, yani 1000 lira için 120 lira avukatlık vekalet ücreti ödeyecekler diyor haberde. Hedef Ana Varza'nın UNESCO mirası listesine alınması. Kazı Bilimsel Danışmanı Çukurova Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Arkeolojik Araştırmalar Merkezi Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Fatih Gürşen, İmparator Nero döneminde yaşamış Roma ordusunda görev yapan ve kimilerince Lokman Hekim'le özdeşleştirilen ünlü isim
farmakolojist ve tıp hekiminin doğum yeri olan Anavarza'da sürdürülen yeni arkobotanik çalışmalar sayesinde kentte yetişen endemik bitkilerin dünyaya tanıtılması, tıp turizminin genişletilmesi ve keten dokuma atölyelerinin tekrar canlandırılarak köyde istihdam yaratılması sürüyor demiş haberin ayrıntısında. Malatya'ya gidelim son olarak. Bu Sabah gazetesine bakacağız. Malatya'da da bakalım Bu Sabah gazetesine neler yansımış. 3 lira kar, 23 lira zarar manşetini atmış Bu Sabah Malatya'da. Kuru kayısıda son durum. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar düzenlediği basın toplantısında tarımda 2017 yılını değerlendirdi. Şemsi Bayraktar Aralık ayında markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı, 9'unda fiyat azalışı, üreticide ise 34 ürünün 14'ünde fiyat artışı, 14'ünde ise fiyat azalışı meydana geldi. Market fiyatlarında maydanoz, kuru kayısı, kuru üzüm, mısır özü yağı fiyatında değişim gözükmezken fiyat düşüşü %20.51 ile en fazla kabakta meydana geldi deniyor. Bu açıklamayı manşetine taşıyor Bu Sabah gazetesi. Ve diyor ki yine 2017'de kayısı için inişli çıkışlı bir yıl oldu. Son dönemde üretici için sevindirici bir durum olan kayısı fiyatlarındaki artış market fiyatlarına da yansıdı. Yılın son ayında üretici için 9 lira olan kuru kayısı markette 32 lira 28 kuruşa, yani 23 liralık farkla satışa sunuldu. 2016'da ise üreticide 6 lira olan kuru kayısı markette 27 lira 40 kuruştan satılmıştı. Yani kayısı üreticisi bu yılda zararlı çıktı deniyor haberin ayrıntısında. Feribot yolculuğu artık daha keyifli. Malatya Elazığ arasında hizmet veren feribot seferleri artık daha keyifli hale geldi deniyor. Vatandaşların feribot beklerken mağdur olmamaları için Atabey Feribot iskelesine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bekleme salonu yapıldı deniyor. Malatya Türkiye doyacak. Tamamı müzik öğretmenlerinden oluşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Türk Halk Müziği Korosu 17 Ocak'ta konser verecek deniyor sevgili seyirciler. Evet, Malatya'nın Bu Sabah gazetesinden notlarda bu başlıklarla yer alıyor. Son olarak spor gazetelerinin bir başlıklarına bakalım, ardından araya gidelim. Fanatik gazetesi Süpermen başlığını kullanmış. Rakip ağları 14 kez sarsıp Gomez ve Buran rakibi olan Göztepe'li Yahoviç Fanatik için Süpermen kostümü giydi deniyor. Türkiye rekoru Cenk Tosun'un transferi. Bir sonraki gazetemiz olan Foto Maç'a da bakalım. Cenk Tosun hayırlı olsun. Emre Mor'a yakın takip başlıklar arasında yer alıyor. Şenol Güneş'ten Balotelli yorumu bedavaya gelsin başlığı da yine birinci sayfada dikkat çekiyor sevgili seyirciler. Bir araya gidelim. Saat başında sağlık gündemiyle Günaydın Türkiye devam ediyor olacak. Arkadaşlar bana söylediler. Eğer benim çocuklarımın da işte yurt dışında okuma imkanı oldu, yurt dışına gittiler vesaire gibi. Şimdi buraya bir düzeltme yapmamız lazım, bir tavsiye yapmamız lazım. Benim çocuklarımın yurt dışına gitmesi Sayın Belediye Başkanı'nın ben en kaliteli, en güçlü okullarda okuttum mantığından hareketle değil. Benim çocuklarım kendi öz vatanında okuma hakkına sahip olmadıkları için yurt dışına gittiler. Aldıkları üniversite puanı çok çok yüksek olmasına rağmen mesela erkek oğlum katsayı engeline takılarak, ki o zaman aklımda kaldığı kadarıyla Boğaziçi'ne tutuyordu puanı. Mesela katsayı engeli sebebiyle burada farklı bir üniversiteye girmiş oldu. Biz de dedik ki yurt dışına gönderelim. Oğlumu bu şekilde yurt dışına gönder. Kızların başörtü nedeniyle zaten Türkiye'de okuma hakkından mahrum oldular. Onlar bundan dolayı Türkiye'de okuyamadılar. Onları da bundan dolayı yurt dışına abisinin yanına gönderdik. Orada okudular. Ve onlar da yine yani dünyada en saygın üniversitelere orada girdikleri imtihandan sonra
girerek orada lisansüstü, yani master'ını da büyük kızım yaptı, doktorasını yaptı, mezuniyet tezini de oradan alarak döndü. Küçük kızım da yine İngiltere'de master'ını yaptı. O da oradan aynı şekilde dönüşünü yapmış oldu. Yani bunları da bilmiyorlar. Bilmeden de farklı farklı yakıştırmalar yapıyorlar. Şimdi Sayın Başkan'ın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışına yönelik hukuki bir engel olmadıktan sonra İçişleri Bakanlığımızın böyle bir engelleme yapacağına ihtimal vermiyorum. Bunları İçişleri Bakanımızla da konuşuruz. Gerçekten mani bir durum yoksa zaten önü de açılır. Haber Emine Kavasoğlu. Efendim, Amerika'da görülen Hakan Atilla davasında jüri kararı açıklandı. Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın da bir açıklaması oldu ama sizin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Bu sadece hukukta kumpaslar değil. Ekonomik alanda da kumpaslar var. Bütün bu kumpaslarla her tarafı adeta kendine göre yola getirmenin gayreti içerisinde. Örneğin Hakan Atilla meselesinde Amerika'ya girişlerinde 6 kez son olaydan önce Amerika'ya giren Hakan Atilla herhangi bir bu tür engelleme ile karşılaşmıyor. 7. girişinde alınıyor. Ve dikkat edin, şu verilen kararda bile ne yazık ki çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. Bir taraftan işte 6 tane davanın bir tanesinde kara para aklama yok diyor. Ondan sonra diğerlerinde dolaylı yoldan bakıyorsunuz kara para aklamaya kadar işi getiriyor. Bir diğer yanı tabii Halk Bankası'nın kendisiyle de yakından uzaktan bu davanın zaten ilgisi yok. Olayı nereye dayandırdılar? Getirdiler işte malum zaraf konusuna koydular ve zaraf konusuyla bütünleştirmek suretiyle bir yerlere vardılar. Ve çok daha tabii çirkin olanı, yani bu davalarda, bu duruşmalarda süreç çok farklı işletildi. Yani eğer Amerika'nın adalet anlayışı buysa, evet, o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını bir defa gözden geçirmeli, aynı zamanda da tahkim etmeli. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. Ondan sonra kalkıp dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Biz sadece o değil, Rıza Zara konusunda da şu anda yapılmakta olanlar, dönenler, onu geç bir tarafa, benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar. Devlete karşı bir darbe girişiminde bulunanları sene 99, o günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri 400 dönümlük bir arazi içerisinde paşalar gibi yaşatacaklar. Ülkemden çıkan yargı kararlarının hiçbirine saygı duymayacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde şimdi herhalde 100 koliyi bulmuştur. Bütün bunların içerisinde olan verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirinin nazar itibarı almayacaklar. Kusura bakmayın. Böyle mi yaklaşıyorsunuz? Ha, böyle, peki. O zaman aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da ne yapıyor böylece? Hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç maalesef, üzülerek söylüyorum, böyle işleyecektir. Hürriyet Gazetesi Özgür Aslan Altuncu. Efendim, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Kahramanoğlu'yla CHP liderinin bir görüşmesi oldu. Bu görüşme bir ittifak arayışı olarak yorumlandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Saadet Partisi'nin bu uyum yasaları konusunda önerileri olacak, size de ileteceklerini söylediler. En büyük şikayetleri de bu
100 bin imza yani otel şartı çok maliyetli olduğu yönünde. Bu konuda bir değerlendirme, bir düzeltme olabilir mi? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, siyaset yapıyoruz. Yani eğer 100 bin imzayı toplamaktan uzaksa bir siyasi hareket, o zaman zaten bunu yapmasına da gerek yok. Demek ki hiç gücü bu noktada yok. Yani 100 bin imza toplayamıyorsa zaten bu yolda bu mücadeleyi vermek de zor bir iş. Yürümez. Bir diğer konu, maliyetleri çok yüksek filan. Buradan olaya giriyorsa maliyet noktasında noter masrafları vesaireler filan artık onun sorunu. Yani bu işin kararını iktidar partisi tek başına vermedi ki. Yani ziyaret ettiği kişiyle, onlar da bu işin içerisinde, onlar da bu parlamentonun içinde, oralarda bunların hepsi müzakere edildi, tartışıldı. Nihayetinde bu karar bu şekilde verildi. Yani ziyaret etme konusuna gelince bu kendilerine göre bir iadeyi ziyarettir. İnsani bir görevdir. Böyle bir ziyareti yapmış olabilir. Bu bizim değerlendirmesi bizim tasarrufumuzda değildir. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir. TRT Haber'den Yasemin Küçükkaya. Efendim siz de sık sık dile getiriyorsunuz kadına şiddete ilişkin görüşlerinizi. Yine son günlerde ekranlara da yansıdı. Bu konuda tekrar sizden düşüncelerinizi bir kez daha alalım. Yani bu konunun aslında izahı söz konusu değil. Bunlar cani. Bunlar insanlıktan nasibini almış değil. Gerçekten bu son dönemde yaşadıklarımız hakikaten yani televizyon ekranlarında bunları izlediğimiz zaman acaba diyoruz bu medyayı mı suçlasak? Ya bunları göstermeyin. Toplum gerçekten psikiyatrik bir bunalımın içerisine giriyor. Ama diğer taraftan da bir ibret vesilesi acaba olabilir mi diye düşünme noktasına gidiyorsunuz. Fakat bunlar zerre kadar insanlıktan nasibini almış değil. Şimdi işte bunu gördüğü zaman bazı vatandaşlarımız ne diyor haklı olarak? İdam diyor. Şimdi o yavruları nasıl öldürürsün ya? Ya bunlar senin yavrun ya. 3 yaşında, 4 yaşında. Ya sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Zaman zaman ne oluyor? Bakıyorsun yok yavruları öldürüyor, annesini öldürüyor, ondan sonra da kendisini öldürüyor. Ya kendini öldürsen ne yazar, öldürmesen ne yazar? E tabi şimdi hemen yorumlar başlıyor. Ruhsal bir bunalım içerisine girmişti. Ruhsal bunalımın neticesinde böyle oldu. E tamam da yani olay hepsi içinde bir ruhsal bunalım değil ki. Ruhsal bunalıma girmeyen de var. O şekilde bunu yapanlar da var. Yani buna toplumsal olarak vereceğimiz tepki çok çok önemli. Ve onları bu toplumun içerisinde önce kendi akrabalarından, yakınlarından başlamak üzere yalnızlığa itmek veyahut da onları bu psikolojik sıkıntı içerisinden çıkarmak için önce yakınlarının bu süreç içerisinde bazı adımlar atması gerekir. Devlet olarak tabii ki bizler de eğitim sistemi içerisinde bunları çok daha farklı ele alıp ve bu noktada hakikaten nesillerimizi iyi eğitmemiz, iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu noktada tabii dini eğitimin de ben çok çok önemli olduğunu yine ifade etmem lazım. Burada Diyanet'e tabii düşen önemli bir görev de var. Evet. Osman Gürgün Habertürk Televizyonu efendim. İran'daki sokak olaylarına ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz son olarak? Değerli arkadaşlar, malum ayın 28'inden itibaren böyle bir süreç başlamıştı. Ve ben de dün evvelsi gün Sayın Ruhani ile bir görüşme yaptım. Kendileri yani hafta sonuna kadar tamamıyla bu normalleşmenin
olacağını söylediler. Ve zaten dün, evvelsi gün bir normalleşme sürecinin içerisine de İran'daki gelişmeler girmiş vaziyette. Tabii Sayın Ruhani'nin ilk anda yaptığı açıklamadan sonraki süreçte de yani özellikle yani bu sokak gösterilerinin kendi halkının demokratik hakları olduğuna yönelik kullanmış olduğu ifadeler süreci ciddi manada tabii yumuşatmıştır. Daha sonra tabii dini lider Ali Hamenei'nin yapmış olduğu davet, açıklama, onlar da burada tabii rejime sahiplenenlerin İran'daki konumunu ortaya koyması bakımından önem arz etmiştir. Ve biz tabii burada bir şeyi ortaya koymamız lazım. Zaten dışişleri olarak da bu konuda açıklamamızı yaptık. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı sözcüsü de bu açıklamayı yaptı. Fakat ben de şunu çok açık net söylemem lazım. Yani özellikle bazı ülkelerin yani başta Amerika, İsrail olmak üzere bu ülkelerin İran'dı, Pakistan'dı iç işlerine karışmalarını bir defa bizim doğru bulmamız mümkün değil. Bu bir defa bu ülkelerin iç işlerine karışmaktır ve bu ülkelerin kendi içinde ülkelerin halklarını birbirlerine karşı getirmektir. İşte bunları ne yazık ki biz dünyanın çok değişik yerlerinde uygulamalarını görüyoruz. Bunu Irak'ta gördük. Irak iflah etti mi? Bakın biz Türkiye'de iktidar olduğumuzdan bu yana Irak maalesef düzelmemiştir. O zaman yine biliyorsunuz Amerika'nın oraya attığı adımla Irak'ta bu geri sayım başlamıştır. O günden bugüne Irak'ta bir düzelme söz konusu değil. Gelelim Suriye'ye. Var mı düzelme? Yok. Filistin? Aynı. Mısır? Aynı. Gidelim Libya'ya? Aynı. Bakın Tunus'u da karıştırıyorlar. Aynı. Gelelim Afrika'ya. Diğer ülkelerin Afrika'nın. İşte Sudan, Çad. Hepsi aynı. Ama bir şey burada önemli. Nedir? Bakın karıştırılan ülkeler hep İslam ülkeleridir. Halkı Müslüman olan ülkelerdir. Buralar üzerinde bu oyun oynanıyor. Ve bu ülkelerin de kendilerine ait imkanları var. Yeraltı zenginlikleri var. Bütün bu zenginlikleri nasıl kendilerine ait kaynaklar haline getirebilirler? Bunların da adımını atıyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu gerçekleri de artık başta halkımızın bilmesi ve ardından da tüm insanlığın bu gerçekleri bilmesi lazım. Ve buna göre de bakışların değişmesi gerekiyor. Ama inanıyorum ben er veya geç bu bakışlar değişecek. Birilerini yalnızlığa sevk etmek isteyenler kendileri dünyada yalnız kalacak. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Fransa turuna çıkmadan önce havalimanında açıklamalar yaptı. Beşiktaş Belediyesi soruldu. Demek ki su kaçağı var dedi. Kabine değişikliği soruldu. Doğruluk payı yok cümlesini kullandı. Hakan Atilla davasında ABD'nin hukuk anlayışı buysa aramızdaki ittifak da zaten ortadan kalkar cümlesiyle dikkat çekti. Bu arada bizim Ankara bağlantımızda hazır oldu. Doçent Doktor Sayın Beril Akman Ankara stüdyomuzda konuğumuz, iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı değerli hocamızı Ankara stüdyomuzdan ağırlayacağız. Sayın Akman, Sayın Hocam Ankara stüdyomuza hoş geldiniz. Günaydın efendim.
Günaydın, iyi yayınlar herkese. Hocam herhalde sadece şunu konuşuyoruz. Virüslerle çevremiz dolmuş taşmış. Kendimizi kurtaramıyoruz. Ne yiyeceğimizi biliyoruz, ne nasıl korunacağımızı biliyoruz. Hatta bakanlıkta bir grip komisyonu bile oluşturulmuş. Bu yıl gripin daha ağır yaşanacağına ilişkin bilgiler de veriyorlar bize. Siz ne öneriyorsunuz? Siz bu tespitlere katılıyor musunuz yoğun bir grip yaşayacağımız konusunda? Gerçekten bu yıl hem daha erken başladı hem çok sayıda hasta görüyoruz. Özellikle son bir 15 gündür giderek artan sayıda grip vakalarıyla karşı karşıyayız. Tabii bunun hazırlığını ben özellikle hastalarıma erken yapmaya gayret ettim. Bu her sene genel olarak yaşanan, zaman zaman daha yoğun gözlenen bir problem. Aslında bu noktalara taşınmadan çok daha erkenden bir takım önleyici önlemlerle bu olayların daha sayısının artması engellenebilir. Özellikle diyabeti, kalp rahatsızlığı, kronik akciğer hastalığı, astımı, alerjisi olan hastaların, risk faktörü olan, böbrek yetmezliği olan hastaların mutlaka daha Eylül ayında grip aşısıyla aşılanarak bu hastalığı yoğun yaşamaları engellenebilir. Ama bunun dışında tabii küresel ısınmanın etkisi, mevsimlerin kayması, güneşten kaçmaya başlamamız, D vitamini eksikliklerinin daha yoğun görülmesi ve bağışıklığın düşmesiyle beraber giderek artan sayıda enfeksiyon sıklığını görüyoruz. Bu haftalarda tabii biraz daha arttı. Bununla ilgili tabii bir takım önerilerim olacak benim de. Dinlemekten mutlu oluruz ama ana sorunumuz D vitamini eksikliği mi? Çok duyuyoruz hocam bunu. Evet, çok biz de yoğun yaşıyoruz. Tabii güneş giderek bir cilt kanseri yönünden risk faktörü olmaya başladı. Çok kısa tatil yapabiliyoruz. Yoğun çalışıyoruz, kapalı ortamlardayız. Tatile çok kısa süre çıkabiliyoruz. O çıktığımızda da genellikle güneş kremlerine bulanarak cildimizi güneşten korumaya çalışıyoruz. Bu da tabii D vitamini eksikliğini daha da yoğun hale getiriyor. Bu tabii altyapıda ciddi anlamda bağışıklığı düşüren bir durum. Diğer vitamin eksikliklerinde mutlaka daha kışa girmeden tamamlanması, bu risk faktörü olan hastaların korunmak açısından kendilerine dikkat etmeleri, kalabalık ortamlardan uzak kalmaları, grip ortamda eğer evde birisi varsa evin iyi havalandırılması, bu kişinin birazcık diğerlerini korumak adına gerekirse maske takması, istirahat etmesi, bol sıvı alması çok önemli. Aslında birbirimizi korumaya yönelik önlemler almamız çok daha önemli bizim için. Ha, başkasına bulaştırmayalım. Yani vücuda bir kere girmişse o zaten bir kendi sürecinde geçecektir ama temel mesele başkasına bulaştırmamamı galiba. Öyle mi anlıyoruz hocam? Aynen efendim. Şimdi cümle girişinde dediniz ki daha erken başladı bizde grip. Yani bunun nedenlerini öğrenebiliyor muyuz? İşte bir mutasyona uğramış virüsleri konuşuyoruz. Yani biraz tabii tıbbi kelimeler, vatandaşın da bunları takip etmesi biraz sıkıntılı. Neden erken yaşıyoruz? Neden ağır yaşıyoruz? Neden mutasyona uğruyor bu? Yaşamamızla mı, yiyeceklerimizle mi ya da başka koşulların gereği mi? Nasıl yorumlarsınız hocam? Son yıllarda gerek bakteriyel gerek viral hastalıklarda giderek bunların mevcut antibiyotiklere direncinin arttığını ve aynı zamanda daha güçlenerek daha yoğun enfeksiyonlar yaptığını, yani basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp daha yoğun, yani halk arasında zatüre diye tabir edilen akciğer enfeksiyonlara varan ciddi noktalara taşındığını biz görüyoruz. Tabii bunda bizden kaynaklanan da çok faktör var. Çok doğal beslenmiyoruz. Bağırsak floramız çok eskisi gibi değil. Eskiden evde her şeyi evde pişirirdik, yapardık, natürel beslenirdik. Bunların genetiği oynanmamış gıdalar olurdu çoğu. Bağırsak bakterileri çok önemli. Biz Türkler olarak biraz daha şanslıyız. Turşumuz var, tarhanamız var, yoğurdumuz, kefirimiz var. Bunlar bağırsak bakterileri açısından son derece bizi koruyan güzel yiyecekler.
Ama ne yazık ki giderek artan işte bu fast food alışkanlığı, sebze meyvelerden biraz daha az beslenmek, bunlar da tabii vücudun bağışıklığını, bakteriyel florasını bozan ve değiştiren şeyler. Dolayısıyla girdiği zaman almak bir yana, aldıktan sonra iyileşmek açısından da daha problemli süreçler yaşanabiliyor. Aşı meselesine de değindiniz önerileriniz arasında. Bu son haftalarda çok tartışıyoruz değerli hocam. Hani yurttaşın tabii esasen biraz belki sosyal medya ve internet ortamında da gerçekten bir bilimsel kirliliğin de olduğunu ifade etmekte mümkün. Çok kafa karıştırıyor birçok açıklama. Şimdi örneğin grip aşısıyla ilgili işte kalp krizine neden olabilir gibi çok yaygın bir eğilim var yurttaşın aklında. Hatta iş grip aşısını da geçti. Bebeklikten itibaren kullanılan aşıların da tartışılmasına kadar vardı olay. Hatta yaptırmayan aileler ortaya çıktı çocuklarına ki yeniden bir takım virüs ve hastalıklarında yayılmaya başladığına ilişkin bir takım veriler de ediniyor koruyucu hekimlik müessesesi. Ne anlatmak istersiniz ya da nasıl yurttaşın doğruyu yakalamasını önerirsiniz? Ya da işte bebeklikten itibaren başlayan o aşı sürecinde işte örneğin 6 aylık aşıyı niye aynı günde bu kadar çok aşı yapıyorsunuz gibi bir tartışmaya da getirdiler. Yurttaş nasıl yakalar doğruyu ya da nasıl anlatmak lazım? Şimdi aşıların tabii ki mutlaka yan etkileri var. Yani hiç masum değil, gereksiz yere aşı olmak doğru da değil. Ama bir grup var ki gerçekten bundan ciddi anlamda fayda görüyor. Yani özellikle mesela ben grip aşısıyla ilgili şu an gündemde olduğu için konuşayım. Grip aşısı özellikle belirli bir grup için hakikaten koruyucu. Özellikle alerjisi olan, diyabet gibi bağışıklığı düşüren rahatsızlığı olan, özellikle kalp kapak hastalığı başta olmak üzere kalp rahatsızlığı olan, böbrek yetmezliği, organ nakli olan hastalarda, astımı, kronik bronşiti, bronşiektazisi olan hastalarda enfeksiyonu aldığı zaman kişi çok ağır noktalara taşınabiliyor. Şimdi bu hastaları eğer herhangi bir aşıyla ilgili bir alerjik altyapısı yok, bir sıkıntısı yoksa erken aşılamak, onların kış dönemini rahat geçirmesine, olası komplikasyonlardan korunmasına yol açıyor. O yüzden hani belirli gruplar için aşı hala bence önerilmesi gereken bir şey. Ama onun dışında evde iki kişi yaşıyorlar, efendim çok fazla kalabalık ortamlara girmiyorlar, eve gelip giden küçük çocuk yok, dışarıyla çok bağlantı yok. Bu kişilerin grip aşısı olması, eğer bağışıklıkları da iyiyse mesela, hiç gerekli olmayabilir gerçekten. Ama belirli grupları hala aşılamakta fayda olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Şu önemli, yani bir kendinizi tartın ve ona göre karar verin diyorsunuz aslında. Bu çok fazla konuştuğumuz bir şey değil çünkü, önemli bir mesaj ama. Kendinizi tartın, işte evet, toplumla evet, ilişkinizi, yani sağlık boyutunuzu tartın ve ona göre karar verin diyorsunuz, evet, aslında. Yani evet, tabii mesela işte bir alışveriş merkezinde çok insanla maruz kalan, çok yoğun kalabalık ortamlarda bulunan bir kişi, bunun tabii ki risk faktörü fazla. Mesela bir önceki sene çok fazla sayıda enfeksiyon geçirmişse, bu kişinin bir sonraki sene erkenden aşılanarak kendini korumasında fayda var. Bu aslında diğer insanları olayın yayılması açısından da engelleyici bir faktör. O yüzden hani biraz şey düşünmek lazım, bireysel düşünmek, kişi bazında düşünmek daha sağlıklı olur. Şimdi mikropla temas ya da halk arasındaki deyimle tabii soruyorum, tıbbi ölçüde farklı olabilir. Hani en çok sizler aslında muhatapsınız, hastanelerde onlarca insan geliyor. Mesela siz kendinizi nasıl koruyorsunuz hocam? Hani bir örnek olsun diye yurttaşa o açıdan soruyorum ama. Valla bu hafta ben de kendimi çok koruyabildiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü o kadar çok hasta baktık ki kaptık. Yani ama her hastadan sonra el yıkamak, bulunduğumuz çalışma ortamının iyi havalandırmasının olması, hastaların maske takması ya da biz hasta olduğumuzda bizim maske takarak gelen hastayı korumuş olmamız, bunlar tabii riski azaltan durumlar.
Bu bir damlacık enfeksiyonu. O yüzden hani enfekte kişinin maske takması çok daha önemli. O zaman diğer kişileri de korumuş oluyor bir anlamda. Ve ilaç kullanımı. Tabii yani istediğimiz kadar iyi vitaminler alalım, meyveyle, sebzeyle beslenelim. İster istemez yakalandığımızda soğuk algınlığı ya da gribe yurttaşın sarıldığı, işte ya kas ağrısı olduğu için ya da biraz hani semptomatik galiba deniyor rahatlamak açısından kullanıyoruz. Nasıl kullanmalıyız, nasıl karar vermeliyiz? Yurttaş çünkü artık eczaneye danışarak da şok alıyor. Gerçi antibiyotikle artık bu hassasiyet biraz daha fazla doktor reçetesi olmadan yapılmıyor ama siz aynı zamanda nefroloji dalında yani böbreklerle de ilgili çalışmanız olduğu için hani en başta galiba etkilenen organlarımızdan biri o. Bu açıdan uyarılarınız ne olur onu da sormak isterim. Şimdi tabii bitkisel şeyler, doğal şeyler her zaman bizim için en ideali, en doğrusu. Çok fazla ağrı kesici, grip ilaçlarına sarılmamak lazım. İstirahatle eğer vücut bağışıklığı iyiyse bir haftada aşağı yukarı atlatılabilen bir şey. Öncelikle çok bol sıvı tüketmek gerekiyor. Hele ateş varsa sıvı tüketimine böyle aşağı yukarı 1 litreye yakın ekstra sıvı koymak lazım. Her gün günlük tüketilen miktarın ötesine geçmek gerekiyor ki o ateşle de kaybedilen sıvı miktarını yerine koymak amacıyla. Bunun dışında tabii öksürük, balgam vesaire onları en kolay yumuşatan, en doğal, en şu ana kadar güzel gösterilmiş tedavilerden biri bal. Eğer hastanın kan şekeriyle ilgili bir problemi yok ise bal tüketimini arttırmak, özellikle bu boğazın ağrısının giderilmesi, balgamın yumuşatılması, rahat atılması açısından güzel bir seçenek. Onun dışında bitkisel tedavileri biz tabii böbrek doktorları olarak çok sevmiyoruz. Çünkü bunlar nerede ne yapacağı çok da belli olmayan bir takım bitkiler. Çok ciddi problemler yaşayabiliyoruz. O yüzden mümkün olduğunca anneden kalma şeyler, işte bu ıhlamurmuş, elmaymış, tarçınmış, zencefilmiş, bunların tüketilmesine bir sakınca yok. Bol miktarda tüketilebilir. Özellikle uyarmak istediğim şey çok kolaylıkla gidilip eczanelerden hemen işte bir grip için üçlü dörtlü grip ilaçları, ağrı kesiciler hemen alınıp kullanılıyor. Bunları çok tavsiye etmiyorum. Çünkü uzun kullanımda işte eğer özellikle tansiyon problemi hastanın varsa ya da bir böbrek rahatsızlığı varsa özellikle grip ilaçlarının kan basıncını yükseltme yönünde bir olumsuz etkisi olabilir. Ağrı kesicilerde yine altta yatan bir böbrek rahatsızlığı varsa onu alevlendirip daha problemli bir noktaya getirebilir. Bir de bunlar zaten çok fazla da tedavi edici oranda ilaçlar değiller. Çünkü sadece o anki semptomları yatıştırıyorlar. Eğer kişilerin enfeksiyon durumu devam ediyorsa ve uzuyor gibi hissediyorlarsa özellikle de hani öksürüğün miktarı artmış, yan ağrısı artmışsa mutlaka bir doktora uzatmadan da gitmelerinde fayda var. Tabii çocuklar yani en çok böyle koruma altına almak istediğimiz gruplar hocam. Onlara yönelik farklı önerileriniz olur mu? Çünkü hani ilaçlardan mümkün mertebe daha dengeli çocuklara davranabiliyoruz ama hani mesela işte bal vesaire sevmiyor olabilirler. Çok zor yiyor olabilirler ama işte okula da gidiyorlar. Onlar kalabalıklara da karışıyorlar. Hani onlar açısından böyle birkaç kritik öneriniz olur mu? Nasıl korumalıyız? Çünkü işte okuldan eve bir geliyorlar. İşte yeşil yeşil sümükler. İşte benim evde örneğin yeni bebeğim var. Abisi kardeşine hemen bulaştırıverdi bile. Biraz o şeylerde ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Hem kendim için hem yurttaşlar için sormak istedim. Özellikle varsa öneriniz. Çocuklara ben en çok önerdiğim şey küçüklükten itibaren güzel el yıkamayı öğretmek. En önemli şeylerden bir tanesi. Özellikle de hani yemek saatinden evvel el yıkamayı mutlaka öğretmek. Çok bu enfeksiyon arttığı dönemlerde elini yıkamasının önemini tekrar hatırlatmak çok önemli. Onun dışında hasta olan çocuğu mümkünse hani eğer önemli bir sınav vesaire yoksa öğretmenle konuşup evde bir istirahat ettirip toparlanıp öyle göndermeye çalışmak okula. Çünkü hepimiz çalışıyoruz.
Evde bazen bakacak kişi olmuyor. Doğru. O haliyle çocuğu okula gönderiyoruz. Bu sefer diğer çocukları da risk altında bulunduruyoruz. Sınıflar çok kalabalık olabiliyor. Sınıfları sık sık havalandırmak, sıkı giyinmelerini tembih etmek, yiyecek açısından dengeli beslenmelerini sağlamak, yani günlük etini, sütünü, yumurtasını, proteinini, güzel beslenmesini, sebzesini almasını sağlamak ve özellikle çok şanslıyız. Kış tabii ki gripin geldiği bir dönem ama bir yandan da C vitamini bol meyvelerin olduğu bir dönem. O yüzden nar suyu, portakal suyu gibi C vitamini yüksek özellikle içecekleri çocuklara sık tüketmelerini sağlayarak bağışıklıklarını yükseltmek bizim için en kolay şeylerden bir tanesi. Şunu öneriyor musunuz? En çok böyle denk geldiğimiz çocuklar açısından işte çeşitli karışımlar, çinkolu, polenli bir takım böyle vitamin diye de belki gıda ekstresi diye de sunulan çocuklar için önerir misiniz, öneriyor musunuz ya da böyle şeyleri? Çünkü gerçekten her zaman her şeyi yedirmek çocuklara mümkün olmuyor. İster istemez ebeveyni yönlendiriyor bu tarafa. Ama tıbbi olarak, bilimsel olarak siz nasıl bakarsınız ve uyarılarda bulunursunuz merak ettim. Çocuklarda da D vitamini eksikliği çok sık görüyoruz. Onu bazen pediatrist arkadaşlarımız damlalar şeklinde, uzun süreli tedaviler şeklinde veriyor D vitaminini yakaladığı zaman. Bunu eğer eksikse özellikle kış döneminde düzenli olarak kullanmak işe yarayabilir gerçekten. Onun dışında demir eksikliği çocuklarda çok görülebiliyor. Böyle bir eksiklik varsa onun tedavisini sağlamak iyi olabilir. Eğer iyi beslenen, hani dengeli beslenen, her şeyi tüketen, güzel yiyen bir çocuksa multivitamin kullanmasına çok ihtiyaç yok aslında. Doğal gıdalardan zaten bunu alacaktır. Ama onun dışında düzenli kullanmayan çocuklarda çok yoğun vitamin kullanımlarının da kendi içinde yarattığı uzun vadede başka problemler olabiliyor. O yüzden düzenli, sürekli hiç doktora gitmeden habersizce eczaneden alınmış, kullanılan bir takım tedavileri çok önermiyoruz. Ama bu dönemlerde belki çocuklar için hazırlanmış içinde omega vesaire içeren multivitamin preparatlardan destek alınabilir. Özellikle grip dönemlerinde ama düzenli, yoğun, kontrolsüz kullanımlarda çok doğru olmuyor. Çok nesnel, çok sade anlatıyorsunuz. Bunun için özellikle teşekkür ediyorum. Yani hep bütün seyircilerimizin rahatlıkla anlayabildiğini düşünüyorum. Son 1-2 dakikam. Eksik kalan, benim sormayı ihmal ettiğim, sizin özellikle paylaşmak istediğiniz ya da son uyarılarınız varsa sizden onu alıp veda edeceğiz hocam. Buyurun. Tabii biz hep gripten bahsettik ama aslında kışla beraber mide problemlerinde artış görebiliyoruz, kalp rahatsızlıklarında artış görebiliyoruz, mevsimsel kan basıncı yükseklikleri yaşanabiliyor. Özellikle bu tür hastaların da kışa girmeden öncesinde kontrollerden geçmeleri, ilaç düzenlemelerini yapmaları, kış döneminde beslenme biraz daha meyve sebzeden fakir, bu beslenme şeklinde çok aşırıya kaçmamaları, diyetlerine uymaları ve dikkat etmeleri, ihtiyaç halinde hani doktora gitmek kış döneminde biraz daha insanlara zor gelebiliyor ama fazla uzatmadan bir an evvel hekime başvurmalarını özellikle öneririm. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Son derece önemli uyarılardı ve hepimizin anlayabileceği bir dilde anlattığınız için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp Ankara stüdyomuza geldiğiniz için de çok sağ olun. Doçent Doktor Sayın Beril Akman, iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı Ankara stüdyomuzdan konuğumuz oldu. Cuma günleri böyle bir sağlık kuşağıyla Günaydın Türkiye'yi son bölümünü tamamlama arzusundayız. Bu çerçevede de yılın ilk konuğu Sayın Beril Akman oldu. Biraz grip, soğuk algınlığı çok sık yaşıyoruz. Uyarılar da var bugün yazılı basında. İşte bakanlıkta oluşmuş grip bilim komisyonu ve bu çerçevede bir takım haberler de söz konusuydu. Yani esasen biraz Beril Hoca'dan anladığımız korkacak bir şey yok. Kendi hayatımıza dikkat ediyorsak, kendi vücudumuzun kontrolüne sahipsek çok da fazla buralarda sıkıntı yapmaya gerek yok. Kontrollü bir şekilde neyi yapıp yapmayacağımıza da hani o internette ya da sosyal medyada dönen bütün
karışık bilgilere rağmen kendi açımızdan nasıl bir yol haritası bulabileceğimizin de galiba reçetesini bize sunmuş oldu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz Sayın Akman'a. Dönemin önemli hastalıklarından bir tanesi diye tanımlanıyor. Tabii unutkanlık meselesi sevgili seyirciler. İşte eşyalarını bir yerde unutanlar var. Planlandığı işi hatırlamayanlar söz konusu. Onlarla ilgili bir haber var sırada. Uzmanlara göre unutkanlık her unutkanlık Alzheimer değil. Bunun altını çiziyorlar. Dahası unutkanlık erken teşhisle de tedavi edilebiliyor. Peki hangi durumlarda doktora gitmek gerekiyor? Onun yanıtını da haberimizde bakalım. Biri bana bir iş der, ben onu unuturum. B12 eksik olduğu için ben devamlı kontrol altındayım. Hani aklımıza kalmıyor. Bazen yaşadığımız bir olayı, bazen de planlanan işleri unuttuğumuz oluyor. Peki unutmanın sebepleri neler? Uzmanına sorduk. B12 eksikliği, serebrovasküler hastalıklar dediğimiz hastalıklara bağlı ortaya çıkıyor. Eğer bir neden saptayabilirsek ona yönelik bir tedavi yapıyoruz. Eşyalarınızı bir yerlerde unutuyor, yapmanız gereken işleri hatırlayamıyorsanız, bir şeyleri öğrenmekte güçlük çekiyorsanız değerlendirilmesi gereken bir unutkanlığınız olabilir. Yaş yetmiyor şimdi, eskilerden bazı şeyler unutuyorum. Peki unutkanlığı çok sık yaşıyorum diyenler hangi durumlarda doktora başvurmalı? Eğer günlük yaşamı etkileyecek düzeyde ise hastalarımızın bir hekime başvurmalarını öneriyorum. Çünkü unutkanlık erken tedavi edilirse, tedaviye erken başlanırsa tedavi edilebilen bir durum. Doçent Doktor Hava Dönmez Keklikoğlu her unutkanlığın Alzheimer olmadığına dikkat çekiyor. Yaşlılarda ortaya çıkan unutkanlığın yaklaşık %60'ı Alzheimer hastalığına bağlıdır. Gençlerde, depresyon bulgusu olan kişilerde dikkat dağınıklığına bağlı unutkanlıklar olabiliyor. Peki unutkanlık her zaman zararlı mı? Yeni şeyler öğrenebilmek için gereksiz bilgilerin unutulması gerekiyor. O açıdan da unutmak faydalı olabiliyor. Ya önemli bir cümle, unutmak bazen de faydalıdır diyor. Öyle her şey hafızada kalmasın. İlginç bir yorumdu. Değerli hocamıza da teşekkür ederiz. Tabii şimdi az önce soğuklardan, gripten konuştuk. Dolayısıyla hava durumunu yakından takip ediyoruz. Ezgi Yıldırım da sağ olsun koşa koşa geldi. Hemen sözü sana bırakıyoruz. Gribi çok konuştuk sevgili Ezgi. Daha soğuyacak mı hava? Nasıl bir tablo var senden? Gribi konuştuk. Evet, sanırım kar yağmıyor. Uzun zamanda yağmayacak gibi görünüyor. Ondan mı bu kadar hastalıklar artıyor bilemiyoruz. Mikroplar yerden kalkmıyor. Hemen hava durumunu aktarayım. Ülkenin bazı bölümleri yağışlı, bazı bölümleri çok bulutlu. Bazı bölgelerde de özellikle doğu kesimlerde de kar yağışı olacak. Bugün Muğla, Antalya ve Adana çevrelerinde, Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yağış, sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ama mevsim normallerinin bugün 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları. Bazı bölgelerde rüzgar etkisini gösterecek. Özellikle Mersin ve Hatay. Hatay'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli fırtına uyarısı yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bölge bölge inceleyelim istersen Can Karadut. Marmara bölgesinden başlayayım. Marmara bölgesinde genel itibariyle parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Kocaeli, Sakarya, Düzce kısımlarında yağışlar hakim olacak. İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları en yüksek 12 derece, en düşük 6 derece. Yalnız Anadolu'da yağışlar Avrupa'ya göre daha etkili olacak. Ege bölgesine geçmek istiyorum. Ege'de de rüzgar güneyden esecek. Özellikle buna vurgu yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Denizli yağmurlu, İzmir çok bulutlu. İzmir'de en yüksek sıcaklık 13 derece, Muğla'da en yüksek sıcaklık 12 derece olacak. Akdeniz'de de yağışlar genel olarak etkili olacak. Hem yağışla birlikte de kuvvetli rüzgar var. Nerelerde? Antalya, Adana çevreleri ve özellikle Mersin çevrelerinde, Mersin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. İç Anadolu'da da Kayseri, Karaman dedik. Nevşehir, Konya dolaylarında yağışlar hakim olacak. Başkent'te en yüksek sıcaklık 8 derece, Eskişehir'de en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bolu, Düzce, Zonguldak kısımlarında yağışlar var. Yalnız Orta Karadeniz'de de bu yağışlar devam ediyor. Doğu Karadeniz'de ise çok bulutlu bir hava hakim olacak bugün. Orta ve Doğu Karadeniz'den bahsettikten sonra Doğu Anadolu'ya da bakmak istiyorum. Doğu Anadolu'da Tunceli, Muş, Bingöl dolaylarında karla karışık yağmur etkili olurken
Erzurum, Ağrı'da da kar özellikle yüksek kesimlerde daha çok kar etkisini gösterecek. Erzurum'da düne nazaran sıcaklıklar yüksek. Dün -15'lere düşen sıcaklıklar bugün en düşük -7 derece, en yüksek sıcaklık 0 derece olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise bölge geneli aralıklı olarak yağmurlu. Diyarbakır'da en yüksek sıcaklık 8, Şanlıurfa'da en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Peki denizlerimizde hava nasıl? Bir de son olarak onu aktarmak istiyorum. Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Güney Ege'de fırtına, Kuzey Ege'de de fırtına gibi rüzgar bekleniyor. Bugün hava sıcaklıkları böyleydi. Sevgili Ezgi'ye teşekkür ediyoruz. İşte havanın tablosu da bu şekilde sevgili seyirciler. Yarın Büyüteç'te pazartesi günü de Günaydın Türkiye'de sizlerle birlikte oluncaya dek yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına sevgili Ezgi ile veda ediyoruz. Ali Şirvan'la birlikte hazırladık. Tekrar buluşuncaya dek mutlu günler, mutlu hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşçakalın.